Evet sevgili Kanal M izleyicileri, bir haftanın analizi programıyla daha karşınızdayız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Efendim programımızın emektarı olan Abdülmenaf Turan hocamızın programa katkıları çok büyüktü. Geçen hafta veda etti. Biz devam ettiriyoruz. Bildiğiniz gibi haftanın analizi programında o haftanın öne çıkan konuları ve kıymetli konuklarla konuşuluyor. Bugün de çok kıymetli konuklarım ve bu hafta çok önemli konularımız var. Konuklarım Salih Geçken ve İshak Kara, gazeteci yazarlar. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu haftada bildiğiniz gibi çok önemli gündem maddelerimiz var. Bugünkü programımızda da öyle. Bir taraftan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, bir taraftan Fransa'daki sarı yelekliler eylemi ve hala bitmeyen, akıbetinin ne olduğu bilinmeyen Cemal Kaşıkçı hadisesi ve yerel seçim gündemi. Yerel seçim gündeminde de valimiz biliyorsunuz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve gitti. Aynı zamanda AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı da açıklandı. Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva. Necdet Bey, ana gündem maddemiz belki bugün. Gündemi, Van gündemini salladı. Şimdi başlıyoruz efendim. Öncelikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz var biliyorsunuz. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim, ondan sonra devam edelim. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa limanından Azak Denizi kıyısındaki Mariupol limanına gitmek üzere hareket eden 3 Ukrayna savaş gemisine Karadeniz'de Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı açıklarında Rus sınır güvenlik gemileri tarafından ateş açılarak el konuldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna donanmasına ait 3 askeri geminin Kırım Yarımadası yakınlarında Rus denizi sınırını ihlal ettiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Rus sahil güvenliği Ukrayna'ya müdahale ederek onların Rus sularına çekilmesini talep ediyor. Rus sahil güvenliği gemileri de rotasını değiştirmeyen Ukrayna gemisinin gövdesini vurarak taciz ediyor. Ayrıca Rus savaş uçakları Kerç Boğazı üzerinde alçak uçuş yaparak devriye atmaya devam ediyor. Rusya 2014 yılı başlarında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı kendi topraklarına kattığını açıklamış ve bu karar Ukrayna ve uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Uluslararası hukuka göre Kerç Boğazı'nın halen uluslararası statüde bulunmasına karşılık Rusya boğazın her iki tarafında da artık Rus toprağı haline geldiği iddiasına dayanarak bu boğazı kendi karasularında kabul ediyor. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Evet Salih Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Şimdi Kerç Boğazı'na Ukrayna'nın 3 askeri gemi indirmesiyle başlayan bir süreç var biliyorsunuz. Bunun devamında da kriz tırmanıyor ve Putin 2 gün önceki haberlere göre Putin Ukrayna Başbakanı'nın telefonlarını bile açmadığını ve seçim malzemesi olmak istemiyorum diyerek karşılık vermediğini söyledi. Devamında da şöyle bir süreç var. ABD de artık olaya müdahil olmaya başladı. ABD ve NATO. ABD bu işe de dahil oldu. Genel itibariyle bu krizi bize bir yorumlar mısınız? Ya şimdi öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sesim biraz kötü, dinleyicilerden ve sizlerden özür diliyorum. Rahatsızlığımdan ötürü. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi buradaki Ukrayna ve Rusya arasındaki mücadele aslında Avrasya ve Atlantik'in jeostratejik coğrafik mücadelesi olarak değerlendirmek gerekir. Yani Rusya orayı kaybetmek istemiyor. Rusya'nın orayı kaybı Amerika'nın oraya yerleşmesidir ki Atlantik'in burada Avrasya'yı zorlaması, yani Rusya'yı sıkıştırmasıdır. Haliyle Rusya burada bunu kaybetmemek için uğraşacaktır. Daha önce bildiğiniz gibi saldırılar oldu, işte kapışmalar oldu, mücadeleler oldu. Son zamanda evet Rusya yine mücadeleye başladı. Neden mücadeleye başladı? Orta Doğu'da başlayan süreç aynı zamanda o bölgeye de yansıyınca haliyle Rusya'nın burada gösterdiği bir tepki olarak
anlamlandırabilir. Yani Rusya kendi etrafının kapatılmasına karşı bir mücadele örneği verdiğini söylüyor. Burada sadece ABD devreye girmedi. Evet, ABD diyor ki ben buraya Azak Denizi'ne asker göndereceğim. Ama NATO'da şu an işin içinde. NATO'da diyor ki ben de iki tane destroyer göndereceğim. Yani burada mücadele Ukrayna, Rusya'dan ziyade Ukrayna ile bütünleşmek isteyen Atlantik'le Ukrayna'yı kaybetmek istemeyen bir Rusya arasında mücadele var. Çünkü nihayetinde coğrafya, strateji birbirini tamamlıyor. ABD her ne kadar bu bölgeye yerleşirse Rusya'nın etrafını o kadar rahat kapatabilecek ve Rusya'nın elini kolunu bağlayacak bir mücadele ve hamle içerisine girmek istiyor. Burada da NATO maalesef her zamanki gibi ABD'nin bir yardımcısı görevini görüyor. Bu mücadele ciddi bir savaşa dönüşür mü? Böyle bir risk var, böyle bir tehlike var. Çünkü iki taraf da kaybetmek istemiyor. Yani Rusya kaybetmek istemiyor, ABD kesinlikle orayı ele geçirmek istiyor. Buradaki jeostratejik savaş devam edecek diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi şöyle de bir süreç var aslında. Burada Türkiye'nin bakış açısı, Türkiye'nin konumu bu olaya değerlendirmesini de konuşmak gerekiyor ama... Evet. Önce şunu söyleyelim. Türkiye aslında hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla tırnak içerisinde seviyeli bir ilişki içerisinde. Evet. Ve bununla ilgili de sürekli taraflara itidal çağrısında bulundu. Şimdi bizim iki tarafla da ticaretimiz ve ilişkilerimiz var. Bu durumda Türkiye'nin takınacağı tavır ya da şu an takındığı tavırla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya Türkiye bir denge politikası izlemek zorunda. Yani yıllarca müttefiklik yaptığı ABD tabiri caizse sırtından hançerledi. Yani Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşması ülkelerin stratejik ve jeopolitik stratejilerinden kaynaklanıyor. Rusya'ya yanaşımı aynı zamanda Ukrayna ile de ilişkilerini bir denge oturtmaya gerektiriyor. Neden? Rusya ile mavi akım var, Türk akımı var. Çok ciddi bir şey, ABD'yi ve Atlantik'i çileden çıkaran bir şey. Ama aynı zamanda Ukrayna ile de bir barış politikası, denge politikası götürmek zorunda. Yani ABD, özür dilerim, Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir tercih yapma zorunluluğunda hissetmiyor kendisini. Ama burada en çok dikkat etmesi gereken ülke bence Rusya. Çünkü Rusya ile stratejik ve ekonomik ortaklığı Ukrayna'ya kıyasla daha üst düzeyde. Ama Rusya için de Ukrayna ile ilişkilerini bozacak diye bir şey yok. Türkiye bence burada bir denge politikası götürecek. Eğer aracı olabilecek gücü ve dengeyi yakalayabilirse Ukrayna ve Rusya ile arasında muhtemelen de bir arabulucu rolü üstlenecektir diye düşünüyorum. Rusya da burada Ukrayna'yı kaybetmeyecek Türkiye'nin bütün hamlelerine açıktan destek verecektir. Haliyle Türkiye, Rusya, Ukrayna arasındaki ilişkilerin düzenlemesi için önemli bir aktördür. Türkiye sizce arabuluculuk rolünde mi hareket edecek? Yoksa Rusya'nın işte Ukrayna ile Türkiye'nin ilişkileri için Rusya'nın karşı tepkisiyle mi acaba karşılaşacak? Böyle bir ihtimal de söz konusu değil mi? Şimdi burada Türkiye'nin ABD ile ilişkileri Orta Doğu'dan kaynaklanan yanlış ve yanlı politikalarından dolayı ABD ile arasında güven ilişkisinde bir zedelilik var. Demin de profili çizdim ya, yani Ukrayna burada Atlantik'le, yani ABD ve Avrupa'nın konumlandığı kesimle Avrasya'nın kapışmasıdır. Yani coğrafik kapışmasıdır, jeostratejik kapışmasıdır. Haliyle ben Türkiye'nin Ukrayna'da ABD'den yana tavır takınma ihtimali olacağını düşünmüyorum. Anladım. Türkiye burada sadece kendi çıkarlarını ve kendi uluslararası ilişkilerde kendi dengesini korumak için mücadele edecektir. Haliyle Ukrayna'ya ABD destekli bir mantıkla yaklaşmayacağı için burada Rusya ile çatışma ihtimali zordur. Ama Rusya yarın öbür gün çok zor durumda kalır. Ukrayna ile ilişkileri şiddetlenirse haliyle Rusya Türkiye'den ilişkilerini belli bir seviyeye getirmesini isteyebilir. Asıl sorun o zaman başlar. Şu an görünürde ilişkilerde çok büyük sorun yok. Çünkü Türkiye Rusya ile bu
jeostratejik ortaklığa ne kadar muhtaçsa Rusya ve İran en az onun kadar muhtaçtır. Haliyle bunu dengede korumak gerekir. Çok dağıtmadan söyleyeyim. Hı hı. Mesela uçağın düşürülme olayı, Karlov'un öldürülme olayı bir devlet için çok önemli olan bu iki hassas konumda Rusya'nın çok ciddi tepki vermemesinin en büyük nedeni Türkiye'ye olan ihtiyacından kaynaklanıyordu. İçin bunu yapıyor yani. Tabii ondan kaynaklanıyordu. Ukrayna ilişkilerinde de Rusya Ukrayna için Türkiye'yi kaybedemez. Ya da Türkiye'nin Ukrayna olan ticari ilişkilerinden ötürü Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz. Ama bir dengede olmasını ister. Az önce şöyle bir şeyden bahsettiniz. Ya da şöyle tercümesi bu mu acaba? ABD evet işin içine dahil oluyor. ABD de gemilerini indiriyor. ABD'nin dahil olması demek aslında NATO'nun da bir yerde dahil olması demek. İki destroyer. Ve NATO'nun işin içine girmesi az önce böyle satır arasında söylediğiniz acaba büyüyüp daha büyük savaş bu ülkelerin dışına taşıyacak bir savaş hali alabileceği ihtimaline mi geliyor sizce? Şimdi birçok Batılı, Amerikalı, liberal aydın aslında şu an Orta Doğu'da bir üçüncü dünya savaşının yaşandığını söylüyor. Yani birileri işte 3. Dünya Savaşı'nın pratikleri diyor, birileri ön savaş diyor, birileri savaş başladı diyor. Orta Doğu'daki jeopolitik savaş ABD'nin ve Atlantik'in aslında bu bölgeyi aynı zamanda kapatma, gücünü ve direncini kırma, enerji koridorları üzerindeki gücünü minimize etme mücadeleleridir. Ukrayna da bunun bir parçasıdır. Yani şurada güneyden kapatırken orada batıdan ya da güneyden kapatma mücadelesidir. Yani buradaki bütün mücadelelerin temelinde ABD için evet Rusya önemli bir rakiptir. Önemli rakibin hareket alanını ne kadar daraltabilirse bölgedeki hakimiyeti o kadar artacaktır. Çünkü Avrasya dediğimizde asıl güç Rusya'dır. Beşli Şangay dediğimizde asıl güç Rusya'dır. Ya da İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana'daki birlikteliği dediğimizde hani bunu derken çok kendimizi küçümsemiş olmuyoruz. Bir realiteyi konuşuyoruz. Asıl güç Rusya'dır. Tabii ki biz çok önemli bir devletiz. Çok güçlü bir devletiz. İran'da herkes öyledir ama Rusya buradaki gücünü göz ardı etmemek gerekir. Yani ABD'nin buradaki hamlesi, Ukrayna'daki hamlesi, Orta Doğu'daki hamlesi farklı coğrafyalarda ortak mantığın bir sonucudur. Çünkü ABD buradaki bütün güçleri kendine bağlamak istiyor. Bunun da geçtiği yol Rusya'nın direncini kırmak, Rusya ile birlikte İran, Türkiye ve diğer ülkeleri kendine bağlamak. Ya bu bağlamda bu düşünüyorum. Bu iş belli ki bir süre daha su götürecek. Çok gidecek. Kazan kaynayacak bu konuda. Evet, bu ülkeler arasında ya da işte ülkelerin arasındaki sıkıntıların dışarıya sızıp muhtemel bir savaş ihtimalinin gerçekleşmesi var ülkeler arasında. Ama bir taraftan Avrupa'da, Fransa'da yaşanan başka hadiseler var. Bir halk ayaklanması ya da işte halkın canlı bir şekilde şu an hala işleri, olayları sürekli olarak devam ettirmesi gibi bir süreç var. Ve onun da taşması muhtemel ama halk ayaklanması halinde taşması muhtemel. Tabii. Bunun için önce bu Fransa'daki olaylarla ilgili bir... İki ek söyleyeyim. Fransa'yı buyurun. Herhalde İshak'la konuşacaksınız. Buyurun. Bakın Ukrayna, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, İran'a yapılan baskılamaları şundan da göz ardı bağımsız düşünemeyiz. Mesela Doğu Akdeniz'deki doğalgaz. İşte 560-570 yıllık yani kaynaklara göre değişiyor. Birileri 567 diyor, birileri 572 diyor. Yıllık bir doğalgaz var. Türk Akımı, ABD Dışişleri Bakanı'nın biz bundan rahatsız oluyoruz dedi. Aslında ABD'nin buradaki hamleleri... Malumun ilanı oldu tabii öyle bir açıklama. Tabii ki malumun ilanı oldu. Yani şimdi buradaki hamleleri sadece Rusya'ya karşı gözüküyor olsa bile aslında buradaki bütün güç birlikteliklerine karşıdır. Sadece Doğu Akdeniz'deki işte aranan doğalgaz,
Türk Akın Projesi'ne karşı yapılan açıklamaları göz önünde bulundurduğunuzda ABD burada güçlü bir devlet istemiyor, güçlü bir oluşum istemiyor. Haliyle bütün küçük devletçikleri düşürerek kendilerine bağımlı hale getiriyor. Sonuç itibariyle Rusya burayı da kaybetmek istemiyor. Yani doğal. Yani evet. Tabii ki. ABD'nin yaptığı bu hamle bir taraftan biraz sonra belki onu da konuşacağız ama kendi basın yayın organlarını Fransa'daki hadiselere kapatarak ortalığı kör ve sağır hale getirmesi. Ona başlamadan önce isterseniz onunla ilgili bir video var. Önce onu izleyelim haberi. Haberi izledikten sonra Fransa'daki olayları konuşalım. Fransa halkı 17 Kasım'dan bu yana sokaklarda. Sarı yeleklilere dağıltında örgütlenen eylemciler, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü. Göstericiler Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep etti. Paris caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe veren göstericiler polislere taş ve şişe fırlatmıştı. 17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. 222'si güvenlik görevlisinin 1043 kişi yaralandı ve 1424 kişi gözaltına alındı. Tüm bu gösterilerden sonra Macron hükümeti geri adım atma kararı aldı. Akaryakıt vergisine uygulanacak ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zam, sarı yeleklilere eylemlerinin şiddetlenerek devam etmesi sebebiyle bir süreliğine askıya alındı. Eylemlerin şiddetleneceği yönündeki bilgi akışı Fransız halkını da tedirgin etti. Birçok bölgede marketlerin boşaltıldığı, temel gıda ihtiyaçlarının Fransızlar tarafından evlerde stoklandığı öğrenildi. Genel eylemlerin şiddetlenerek arttırılacağı yönündeki haberler, hükümetin geri adım atmasını sağlarken vergi zammının askıya alınması, Fransa'nın en güçlü iş adamı derneği tarafından da olumlu karşılandı. Evet değerli izleyenler, Fransa'da 17 Kasım tarihinde başlayıp bugüne kadar devam eden Sarı Yelekliler adını verdikleri insanların eylem silsilesi mevcut aslında. İshak Bey, bu eylemlerle alakalı siz ne söyleyeceksiniz? Ya ben aslında bu eylemlerin sadece sebep akaryakıt zammı olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında yani bir süre gerçi ertelendi vergiler. Yani ondan sebep yani istekleri yerine getirilmese ben bu olayların yatışacağını da düşünmüyorum. Yani olayların fitili zaten Ekim ayında başladı biliyorsunuz belki bu. Bretanya bölgesinde Jajlin Marot diye kadının yeter artık Macron'a yeter artık demesiyle videoyla sosyal medyayla biraz daha büyüdü bu olaylar. Yani sarı yelek mevzusu nedir derseniz Fransa'da bütün araçlarda hemen hemen sarı yelek bulundurulma zorunluluğu var. Yani herhangi bir kaza durumunda veya sarı yelek giymek zorundalar. Yani aslında sarı yelekliler Macron'a bizi de gör. Biz de buradayız. Biz de bu toplumdayız mesajı vermek istediler. Sebep sadece akaryakıt zammı değil. Yani benim gözlemlediğim o. Yani kamudaki istihdam azalması, onun dışında tepkileri biraz daha çoğaldı. Onun dışında halka daha fazla vergi yükünün bindirilmesi bu tepkileri arttırdı. Haliyle ya kimler bunlar derseniz ya işçiler olsun, işsizler olsun bu onun dışında emekler olsun, kırsalda özellikle yaşayan insanların bir isyanı söz konusu burada. Akaryakıt zammını geri almak eylemcileri tatmin edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani eylemler devam edecek gibi. Yani mesele aslında akaryakıt meselesi değil diyebilir miyim? Kaldı ki yani bu sadece Fransa'ya has bir durum değil. Bundan sonra Hollanda'da aynı olay yaşandı. Kaldı Berlin'de hatta sınır ülkemiz Bulgaristan'da. Fransa ile ilgili şunu isterseniz ben ekleyeyim. Bir tane Fransız yazar Fighter diye. Sabah gazetesinde şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki bu eylemler herhangi sendikal eylem
ya da siyasi partilerin eylemleri olarak bakılmamalı, bunlara öyle bakılmamalı, kesinlikle öyle görülmemeli. Bunlar, bu protestolar sadece akaryakıt fiyatlarından, az önce İshak Bey'in bahsettiği gibi has değil, sadece onlara has değil. Bu eylemler ülkedeki ekonomik durgunluk, devlet yardımlarının azalması ve bu konu aslında belki çok önemli ve genel olarak Fransız elitine karşı olarak yapılmıştır. Evet. Yani sadece akaryakıtla alakalı bir şey değil ve akaryakıt zammının, az önce sizin söylediğiniz gibi, akaryakıt zammının 6 ay 1 yıl süreli olarak ertelenmesiyle ilgili değil. Evet. Bu bizim ülkemizde yaşanan başka hadiseleri benim aklıma getiriyor ama muhtemelen onlardan da bahsedeceksiniz. Zaten Batı medyası bu ara 3 maymunu oynuyor diyelim. Yani konu ülkemiz olduğu zaman, ki biz 2014'te bunu tanıyoruz Gezi olaylarında. Avrupa Komisyon Parlamenterler Meclisi olsun, ya bu konuda çok ciddi çıkışları oldu. Yani bir komisyon kurup Türkiye'ye gezi eylemleri sırasında eylemcilere yönelik polis şiddetini incelemek istediklerini de biz biliyoruz. Ya buna tanığız. Hatta insan sağlığına zararlıdır diye gaz, ki şu an orada aldıkları gaz ve tomalarla olan müdahale olayı. Yani İnsan Hakları Mahkemesi de Fransa'da eylemler sırasında polisin göstericilere sert şiddet uyguladığını, toma ve biber gazı kullandığını görüyoruz diyor. Ama Türkiye gezi eylemlerinde Avrupa medyası çok yer vermemişti buna. Yani şimdi bizim her ne kadar biz o hali yaşadık, ancak yani burada onları da ilgilen bir o hal süreci var diye düşünüyorum. Yani Türkiye yönelik ikircikli tutumları pek çok sağlıklı yürümüyor. Fransa'daki olaylara Batı medyasının Fransız kaldığını söylersek, sizce yerinde bir şey söylemiş olur muyuz? Yani biz onların son bir haftadır manşetlerini az çok takip ediyoruz. Yani akaryakıt protestolarına sessiz kalmışlar açıkçası, bizim gözlemlediğimiz o Türkiye'de. Onun dışında ya Paris sokakları işgal edilmesi olarak veren Avrupa basını, Türkiye'yi terör sempatizanlığı eylemlerine boyun eğme başlığıyla kapaklarına taşımıştı bu 2014 sürecini hatırlarsa. Yani Avrupa'da dört büyük ülkesinde sarı yeleklerin eylemi, özellikle Fransa, Belçika'da devam etmesi, ancak buna rağmen basının bunu görmemesi, ben hala akıl sır erdirmiş değilim. Bu olayların ben dineceğini de düşünmüyorum. Yani şimdi bu sadece bir akaryakıta has bir durum değil ve hatta vergilere ve vergi zammıyla alakalı bir durum olmadığını düşünüyorum. Evet Salih Bey, yani yoldan geçenleri eylemcilerin durdurup arabalarınızla olmuyorsa inip arabanızdan kenarda bize destek verin dediği bir sarı yelekliler eyleminden bahsediyoruz. Evet. Ötesi, evet, akaryakıt zammı ismi altında çıkmış ama zamlar ertelenmiş olmasına rağmen hala devam eden insanların bugün nöbetleşe olarak sürdürdüğü eylemler var. Bunlarla ilgili siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi ben müsaadenizle biraz farklı değerlendirmek istiyorum. Beni bağışlayın. Şimdi Macron'un bir açıklaması oldu. Macron Avrupa ordusundan bahsetti. Avrupa ordusunu kurmalıyız dedi. Bu Avrupa ordusunu kurmalıyız açıklamasından önce neler yaşandı? ABD'nin özellikle Trump'ın batılı ülkeleri aşağılaması, yani gücünüze bizi borçlusunuz demesi, bunun gibi şeyler. Şimdi ki bu, Macron'un Trump'la arasının iyi olduğu da söylenebilir. Öyle bir iddia da var. Şimdi Avrupa, evet, bir ordu kurma düşüncesini ciddi ciddi tartışmaya başladı. Bunu da dile getiren kim? Macron. Ve çok ilginç, çok kısa bir süre sonra, bu açıklamada kısa bir süre sonra Fransa'da sarı yelekler eylemi oluyor. Dedim ya biraz farklı düşünüyorum ben bunu, beni bağışlayın. Şimdi örgütsüz olduğu söyleniyor, ben inanmıyorum. Ya bir sendikal ya da parti ya da başka şekilde. Yani sağ örgütler biraz daha ağırlıklı olduğu bir eylem diye yani söyleniyor. Yani şunun arkasında, yani spontane gelişmiş bir olaya benzemiyor. Neden? Şöyle olabilir mi? O söyledikleri gibi başlamış.
Ama sonra işte burada Gezi'deki belki olduğu gibi o zaman şöyle de bak şunu kabul etmek zorundayız. Bakın yani biz toplumun aydınlarıyız. O zaman Gezi de masum başladı. Sonra birileri yönlendirdi. Değil. Gezi 2 yıl önceden planı yapılmış bir eylem. Bakın bu tür eylemlerin spontane olması sürekliliğini engeller. Desteğini engeller, direncini engeller. Şimdi polis dernekleri destek veriyor. Öğrenciler destek veriyor. Çiftçiler destek veriyor. Ve çok ilginç bir şey. Hükümet diyor ki tamam zam için tepki koydunuz. Eyvallah kardeş, zamın tamamını geri alıyoruz. Aynı Gezi'deki gibi hayır biz istemiyoruz. Bakın burada... Ve karşılığında özür dilerim jandarma var. Yani devlet adına kolluk kuvveti var. Onlar da en son açıklamalarında ya bu işten biz de çok yorulduk tarzı bir açıklama yapmışlar mesela. Bakın şimdi çok duygusal davranmayalım. Eğer Gezi'yi organize eden uluslararası bir güç varsa... Bakın Türkiye küçük bir devlet değildir. Şimdi Fransa'daki olayı da acaba organize ediyor olabilir mi? George Soros neden her yıl 500 milyon dolar para harcıyor STK'lara? Neden? Kim durup durduk yerde 500 milyon dolar para harcar? George Soros ne yapmak istiyor? Türkiye'de olan George Soros Fransa'da yok mu? Şimdi bu olayların ardından hemen ABD'den ayrılmayı düşünen bir İngiltere var. Burada ben yine Batılı aydın ve entelektüellerin yazdığı yazılarda şu yorumu da görüyorum. Avrupa ordusu ABD'yi temelden rahatsız eden bir problemdir. Bir bu. İki, ve şu an hep göz ardı ettiğimiz yani bir şey. Sorusların babası ABD'de mi diyorsunuz? İkinci bir şey diyeyim, onunla bağlayayım. Şu an dünyada Pentagon, CIA, Rothschild ailesi arasında ciddi bir savaş var. Bakın Rothschild ailesi dediğiniz bir aile birçok devletten daha güçlü bir aile. Şimdi bunların mücadelesi aynı zamanda devletlerin içindeki çatışma oranını da arttırıyor. Türkiye'deki de buydu. Bana göre Fransa'daki de bu. Bana göre Ukrayna ve diğer benzerleri de bunun bir benzeridir. Haliyle Fransa'daki olayı ben öyle düşünüyorum. Çok masumane çıkmış, çok spontane, hiçbir desteği olmayan bir hareket değil. Bu kadar komplike bir desteği bulmanız mümkün değil. Bakın bugün 700 tane lise öğrencisi çıkıyor, destek veriyor. Ama şeyin arkasında... Sarı yeleklerin arkasında ciddi bir halk desteği var mı? Var. Ve ikinci son yorumla bitireyim. Yarın hükümete darbe yapma ihtimali konuşuluyor Fransa'da. Hükümete yapma darbe ihtimalinin konuşulduğu bir yerde Emre Bey. Çok spontane, çok sıradan, hiçbir destek yok, hiçbir örgütleyicisi yok. Demek... Bana ters geliyor. Ama tabii iddiadan bahsediyorsunuz. Tabii yani ciddi. Ya bu Avrupa konuşuluyor. Avrupa'da konuşuluyor tabii. Bu. Ya bu Fransa'da konuşuluyor. Hani Türkiye'de biz konuşsak ayrı ama Fransa'da yarın bir darbe ihtimalinden bahsediliyor. Ve ölümlerin olacağından bahsediliyor. Bu Fransa basını. Anladım. Bu konuyla ilgili son sorumu İshak Bey size sormak istiyorum. Batı medyasının aslında sessiz kaldığını söyledik ya. Orada derinine inmemiz gereken bir nokta var belki de. Evet. Neden yazmıyor bu insanlar? Yani bu insanlar... bize taşıyacak, biz malzeme vermeyelim algısında mı bu insanlar? Yoksa evet bu ayıp bilinmesin düşüncesindeler mi? Ya bu insanlar kendi ülkelerini seviyorlar. Bu insanlar kendi ülkelerinin yanında... Sarı yeleklerden bahsediyorsunuz. Yok. Yani basının bu konuya sessiz olmasını... Çünkü ya Fransa'daki eylemcilerin 42 maddelik bir şey sunduklarını biliyoruz. Yani bu sadece zamla alakalı bir durum değil. Yani Batı konu Türkiye olunca sesleri çok yükseliyor veyahut da başka bir ülke olunca ama bu ülkeler bu durumun kendi ülkelerine sıçramasından dolayı bu işten uzak duruyorlar. Yani ki gazete manşetlerini aldım bir iki tane de oradan mesela bir örnekleme vermek istersek en basitinden mesela şey diyor
Doçvel'le Sarı Yelekliler bütün sokakları işgal etti diye bir başlıkla geçiştirmiş bu işi. Diğer taraftan Alman Bild gazetesi ise Macron daha ne kadar dayanabilecek ifadelerin kullanmış. Yani onun dışında The Guardian yine Fransız hükümeti Sarı Yeleklilerin protestoları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor gibisinden manşetlerle çıktı bu son dönem. Yani hükümetin zamı geri çekmesini Fransız yetkililer Sarı Yeleklilerin ben bu durumu önümüzdeki günlerde hatta en yakın cumartesi bildiğim yani gazetelerden okuduğum kadar cumartesi günü bu olayın daha çok şiddetleneceği üzerine açıklamalar var. Durum bundan ibaret. Ben iki muhtemel sonuç görüyorum. Birini hükümetin düşmesi ya da işte düşürülmesi, sizin söylediğiniz gibi darbe yoluyla el çektirilmesi. İkincisi de protestocuların niyetlerinden vazgeçmesi. Yani aslında ılımlı ve olumlu cümle niyetlerinden vazgeçmesi ama başka şekillerde. Bu konuda sizin düşüncelerinizi de alıp bir araya gidelim. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bence bu yani sarı yelekli diye geçiştirilecek bir konu olarak görünmüyor ki yani ben Türkiye için de bunu konuşabilirim ki e-ticaret sayfalarından takip ettiğimiz kadarıyla sarı yeleğe bayağı ilgi olduğunu görüyoruz. Hatta adamlar %80 indirimle 30-40 liralık yeleği 5 liraya gibi cüzi bir rakama sattıklarını da tanığıyız. Yani bunun ben çok yakın zamanda yatıştırılacağına ben ümit vermiyorum. Yani inanmıyorum buna. Ama Batı medyasının buna sessiz kalmasına da çok iyi anlam veriyorum. Çünkü konu Türkiye veya da bizler olunca her gün manşetlerinden indirmedikleri Türkiye'yi şu an kendileri aynı durumdayken sanki hiçbir şey olmamış gibi gazetelerin sayfalarına taşıyabiliyorlar. Sayın Bey, sizin bu konuda bir yorumunuz var mı? Ben yine farklı bir cümle kullanayım. Arap Baharı'nı duyduk değil mi? Arap evet. Baharı yaşandı. Ben bunu Avrupa Baharı olarak değerlendiriyorum. Sanal, dayatılmış bir Avrupa Baharı. Avrupa'da bu kadar üst düzey sert eylemler olmaz. Bakın, Türkiye'de gezi eylemleri yaşandığında Fransa'da aynı eylemler yaşanıyordu. Sanki dünyada seçilmiş iki kurban var. Türkiye ve Fransa. Şunu bir tarafa not edin. Bir, Avrupa Baharı. İki, burada başarılı olurlarsa Orta Doğu'dan ziyade Avrupa'da şu tarz eylemlerin çok daha yaygınlaştığını göreceksiniz. Ve bunun sonucunda kim güçleniyorsa sebep de odur. Tasarlayan odur, planlayan odur. Aynen öyle. Bugün ana haber sunucumuz Özhan Hakan Bey ile bu Fransa hadisesini konuşurken ona şu soruyu sordum. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bu az önceki yazarın açıklamasında Fransız elitine karşı direniş şimdi bir örneği var mı dedim. Düşündü ve şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki bizde dedi elitlere karşı direniş 2001 yılında gerçekleşti ve arkasından AK Parti kuruldu. Efendim kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Hayatta neler kaçar neler. Mesela suçlular dedektiflerden kaçar. Antiloplar aslanlardan kaçar. %100'lük basketler bile kaçar. Ama bu fırsat hayatta kaçmaz. Şimdi TV Buydu Süper Paket Türk Telekom'un faturasız mobil müşterilerine özel ayda sadece 14.90'a. Siz de hemen Türk Telekom'a gelin, filmlerden dizilere, belgeselden basketbol süper liginin tüm karşılaşmalarına TV Buyla seyirci kalın.
Radyo M 95.3. Hayırlı olsun. Şu anda en uygun bulduğunuz aday sizsiniz. Biraz da sizin taleplerinizden bahsedelim. Bu işten beklentiniz nedir? Olması. İş zaten sizin beyefendi. Ha, şimdi o zaman eski maaşımın iki katını istiyorum. Günde 3 öğün yemek. İşe gidiş gelişlerde VIP servis isterim. Bir de sigorta girişimin hemen bildirilmesini istiyorum. Onu siz de yapabilirsiniz. Emin misiniz? İş görüşmeniz her zaman bu kadar kolay geçmeyebilir. Ama işe giriş bildirimi yapmak artık çok kolay. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu uygulamayla kayıt dışı istihdamın önüne geçiyor. E-Devlet üzerinden siz de kendi bildiriminizi ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Atmıyor. Atmıyor. Gübremi havaya suya atmıyor. Daha verimli toprak, daha fazla ürün için bakanlığımızın önerdiği şekilde hayvansal gübremi tarlama atıyorum. Her zaman yanımızda olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldığım destekle gübre depomu yaptırdım, ekipmanımı aldım. Değerli çiftçi kardeşlerim, siz de hayvansal gübrenizi uygun şekilde kullanın, ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Rastlantı, bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gelmeyelim yeter. Terörü ancak hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. Konuşmayabilir, sana garip gelebilecek bir sürü şey yapabilirim. Sallanabilir, ellerimi çırpabilir, sesler çıkarabilirim. Gözlerine bakmayabilir, beklediğin kadar kibar olmayabilirim. Çocuk da olabilirim, genç de, yaşlı da. Kimi zaman sıra arkadaşın, kimi zaman komşun olabilirim. Herkes kadar farklı, herkes kadar aynıyım aslında. Dünya Otizm Farkındalık Günü. Fark et, kabul et, bizimle yürü. Evet değerli izleyicilerimiz, yeni bir Kim Ne Yapıyor programıyla tekrar birlikteyiz. Sivil toplum kurumlarını ve hayatın her noktasında aktif rol oynayan kuruluşları bu programda yakından tanıyoruz. Liberalizmin doğuşu nasıl meydana geliyor? Öner Çayırlı'nın hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu araştırmacı yazar Birol Duman. Liberalizmin daha çok ekonomik boyutu. Yani liberalizmin işte bireycilik, özgürlükçülük anlayışından ziyade evet, önce iktisadi manada liberalleşme başladı. Kim ne yapıyor? Yarın saat 20'de Kanal M'de. Trafikte telefon kullanmayın, hayatta oynamayın. Hasta oluyorum galiba.
Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok. Ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Biz varız. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Havada, karada, denizde ve hatta uzayda. Her nerede, ne zaman ihtiyaç varsa biz oradayız. Türkiye'mizin güvenliği, milletimizin huzuru, dünyanın barışı için her an, her yerde göreve hazırız. Askerlik çağına gelmiş genç arkadaş. Hadi sen de gir E-Devlet'e, tıkla askerlik işlemlerine, başla vatani görevine, güç kat kahraman ordumuzun gücüne. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. 14. 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Eda Hanım. Şifre 14 15 11. 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Şifre 14 15 11. Teşekkür ederim Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Radyo M 95.3. A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda yola çıkan iki aracın saatteki hızları 80 kilometre ve 130 kilometredir. Hızlı giden aracın yavaş giden araç gibi B şehrine güvenli ve sağlıklı ulaşabilme olasılığı nedir? Soruyu çözerken şu ihtimalleri dikkate almanız gerektiğini unutmayın. Hız sizin için problem olmasın. Güvenli ve sağlıklı sürüşlerle sevdiklerinize ulaşın. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV. Hayırlı olsun. Şu anda en uygun bulduğunuz aday sizsiniz. Biraz da sizin taleplerinizden bahsedelim. Bu işten beklentiniz nedir? Olması. İş zaten sizin beyefendi. Şimdi o zaman eski maaşımın iki katını istiyorum. Günde 3 öğün yemek. İşe gidiş gelişlerde VIP servis isterim. Bir de sigorta girişimin hemen bildirilmesini istiyorum. Onu siz de yapabilirsiniz. Emin misiniz? İş görüşmeniz her zaman bu kadar kolay geçmeyebilir. Ama işe giriş bildirimi yapmak artık çok kolay. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu uygulamayla kayıt dışı istihdamını önüne geçiyor. E-Devlet üzerinden siz de kendi bildiriminizi ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
Evet sevgili izleyenler, haftanın analizinde yeniden karşınızdayız. Haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşuyoruz ve aylardır gündemimizi, ülke gündemini, uluslararası gündemi meşgul eden Cemal Khashoggi hadisesi var. Bu Cemal Khashoggi hadisesi ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin'de bir konuşması var. Onu izleyelim hep beraber, ondan sonra üzerine konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de Khashoggi cinayetine ilişkin konuştu. Adeta bu suçun sabit olduğuna dair delilleri söylerken kendi yetkililerinin kullandığı ifadeler var. Nedir o? Yani planlı bir operasyon olduğunu kendi yetkilileri bunların söylediği söylüyor. Ve bunun üzerine de zaten başsavcılarını İstanbul'a gönderme arzusunu Veliaht Prens bizzat bana söyledi. Gelebilir dedim ve geldiler, benim başsavcımla görüştüler. Başsavcım onlara gerekli bilgi döküman bunları verirken onlar herhangi bir bilgi dökümanı bizim başsavcımıza vermediler. Ve bu şekilde bir süreç işledi işliyor. Ve bir de tabii buradaki önemli olan şey şu, o da 22 kişi şu anda tutuklu. Bunların 5'inin idamla yargılandığını söylüyorlar. Biz de neticeyi göreceğiz ve bundan sonraki süreçte de elimize devamlı olarak gelen, gelecek ne bilgi varsa, belge varsa biz bunları paylaşmaya hazır olduğumuzu da yine kendilerine de söyledik, tüm dünyaya da söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de gazetecilerin karşısına geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesinde FETÖ konusunda ele aldıklarını ifade etti. Şu anda Kuzey Suriye'de, Fırat doğusu, Münbiç ve bu çevrede Fırat Kalkanı Harekatı vesaire, bütün bunlarla beraber devam eden süreci değerlendirme fırsatını bulduk. Hatta bu arada İdlib'i de değerlendirme imkanımız oldu. Ama asıl olan şu anda masada Münbiç konusu. Münbiç'i kendileriyle ele aldık. Özellikle Halkbank konusudur. Halkbank konusunu da kendileriyle müzakere ettik, görüştük ve şu anda bizim de elimizdeki bilgiler neyse kendilerine tekrar bu bilgileri, belgeleri verdik ve bankamızın yetkilileri de şu anda zaten Amerika'da bulunuyorlar ve orada süreci takip ediyorlar. Bir diğer konu da tabii ki FETÖ terör örgütünün başıyla ilgili görüşmemiz oldu. Bunu da kendileriyle görüştük. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Umutluyum. Temenni ederim ki bu konuda da FETÖ terör örgütüne yönelik olumlu adımları atarız. Sözde Ermeni soykırımına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, benim ülkemde şu an 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsani davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesine gelelim. Bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Her türlü tartışmaya da gireriz, ifadelerini kullandı. Evet, geçtiğimiz günlerde CIA Başkanı'nın kapalı bir toplantı yapmasının üzerine Cumhuriyetçi bir senatör bu hadisenin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından yapıldığını kasten görmemek için kasten kör olmak gerekiyor dedi. İsterseniz İshak Bey buradan başlayalım. Veliaht Prens'in olayla ilgisi ve olayın hala çözüme kavuşturulmamış olması genel itibariyle neler söyleyeceksiniz? Ya ben Başkan Erdoğan'ın planlı bir operasyon söylemine katılıyorum. Yani Cemal Khashoggi cinayetinin aydınlatması için etkili diplomasiyi sürdürdüğüne tanığız, bu görüyoruz. Onun dışında Arjantinli liderlere 10 maddelik bir rapor sunduğunu da basından öğrenmiş olduk. Yani rapor, bu konuda kim bilgi istese veriyorlar. Yani raporda soruşturmanın siyasi değil teknik çerçevede olduğu ve Suudi yetkililerden yeteri desteği almadığını
belirtiyor. Yani bu söylemlerinde biz onu görüyoruz. Yani Türkiye'ye resmi soruşturma yapıldı. Bu bulgular uluslararası toplumla da paylaşıldı. Ancak yani aktif işbirliği için İstanbul'a gelen Suudi savcının buna sıcak yanaşmadığı, ondan kaynaklandığını ben düşünmekteyim. Yani aslında Suudi yetkililere ben samimi olduklarını düşünmüyorum. Onun dışında yani Ankara bunu devamlı irdeliyor, devamlı soruyor. Yani Suudi yetkililer yani dost, müttefik ülkelere sürekli bunu dillendiriyor. Yani mesele şey diyor... elinizde bilgi belge varsa yani bizleri bu konuda bilgilendirin gibisinden. Yani biz bunu aslında şey diyebiliriz. Yani Suudi yetkililere Kaşıkçı'nın cesedi nerededir diye sorusu yöneltilebilir. Onun dışında iddia edilen yerel işbirlikçiyi herkes merak ediyor. Madem varsa öyle bir şey açıklayın. Yani ülkeleri tümhet altında bırakmanın bir anlamı yok gibisinden. Onun dışında Suudi istihbaratçıları kim yolladı Türkiye'ye? Yani bunlar eğer bu başlıklar cevabını bulabilirse zaten bu cinayetin çözüleceğine ben eminim. Ceset nerede diye soruluyor zaten. Onun ötesinde kim gönderdi de şöyle bir arka plan var. Onun da üzerinde durmak gerekiyor belki. Halid Bin Selman, ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi. Suudi Arabistan'ın büyükelçisi ülkesine geri dönmüştü biliyorsunuz. Evet. Ve yakın zamanda Baba Bush'un cenazesi için geri geldi ABD'ye ve devam ediyor kaldığı yerden. Niye önemli ülkesine geri dönmüş olması? Biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı zamanında randevuyu oradan talep etti ve Türkiye'ye tabii gönderdiler. Evet. Türkiye'ye geldi, ondan sonra başına o hadise geldi. Şimdi Türkiye'de hadisenin başına gelmiş olması, Türkiye'de Cemal Kaşıkçı gibi kendi ülkelerinde düşünen Arapların ya da işte benzeri Müslüman kardeşlere yakınlığıyla biliniyordu Cemal Kaşıkçı, evet, biliyorsunuz. Benzeri insanların göz dağıyla karşı karşıya kalması mıydı? Yoksa başka şeyler de var mıydı Salih Bey sizce? Ya şimdi son yaşanan bir bilgi aktarayım, öyle devam edelim. Hakan Fidan ABD'de Senato üyelerine bilgi verdi. Hı hı. Yani CIA Başkanı Ignaz Bell de dahil olmak üzere. Az önce bahsettiğiniz senatörler şimdi Veliaht Prens Selman'ın bu konuda suçlu olduğuna dair bir karar çıkarttırma peşindeler. Hı hı. Neden? Türkiye'nin elinde deşifre edilen bir şey var. 7 dakikalık bir ses görüntüsü var. Muhtemelen görüntü de vardır. Ses kaydı, özür dilerim. Ses kaydı var, muhtemelen görüntü var. Çünkü kaynaklar CIA'nin elinde farklı verilerin olduğunu söylüyor. Artı Türkiye'ye gelenler arasına baktığınızda Veliaht Prens Selman'ın A takımından insanlar. Ve Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı'dan nefret ettiği... Bu aşikar tabii. Tabii nefret ettiği, susturması gerektiği yönündeki talimatları da var. Yani bunların Kaşıkçı'nın eleştirel yazıları. Tabii bunların tamamını toparladığınız zaman ABD'nin Suudi Arabistan'dan elde edeceği milyon dolarlarla birlikte yetiştirdikleri Veliaht Selman'la İsrail'in ve Orta Doğu planlarını koruma çabasıdır. Aslında burada Trump'da, CIA'de, Pentagon'da, FBI'de, şu da bu da, MI6'da, MIT'te herkes biliyor ki burada Selman işin organizatörü. Ama bunu kabul ettirmek kalıyor. İşte bunu kabul ettirme çabasını en fazla gösteren Türkiye. Bugün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD'ye gitmesi, oradaki senato üyelerini bilgilendirmesi, Türkiye'nin elindeki bütün verilerini bütün dünyaya açması, bütün istihbarat örgütlerine vermesi, bütün yetkililere vermesi bu çabanın bir ürünüdür. Ve bu çabanın ürünü sonuç bulur mu? İşin doğrusunu isterseniz Kral Selman'ın ABD Derin Devleti tarafından uzunca bir süre önce yetiştirildi. Kendileriyle tamamen uyum ve angaje içerisinde olduğu, bundan ötürü çok da harcamayı düşünmedikleri bir kişilik. Kral Selman.
Kral değil, Veliaht Selman. Kral Selman değil, Veliaht Selman. Onun için bu işte çok su götürecek gibi ama sonuçta Türkiye bunu çözecektir diye düşünüyorum. ABD burada da biliyorsunuz yani burada da işin içerisinde. Tabii tabii. Ve söylediğiniz gibi ABD'nin bu etkisi kesinlikle göz ardı edilemez eyvallah. Ama Hollywood'la ilgili belki alakasız görünebilen bir şey söyleyeceğim. İshak Bey, Sam Penn diye bir oyuncu var biliyorsunuz. Evet. Sam Penn Türkiye'de şu an bir Hollywood oyuncusu, yönetmen aynı zamanda. Ve Türkiye'ye Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel çekmek için gelmiş. Bununla ilgili görüşmeler yapıyor. Yasin Aktay'la görüştü. İşte bugün Selçuk Yöntem'le görüştü oyuncu. Neden sizce? Bir de Sam Penn'in alanı da bu mu yani aslında? Yani ünlü aktör Sam Penn'i biz macera aksiyon filmlerinde biliyorduk. Yani gelip de Türkiye'de bu belgeseli çekmesi Yasin Bey'le aynı karede bulunup herhalde geçmişi var Yasin Bey'le. Ha, onu da bence izleyicilerimizle paylaşalım. Yasin Aktay faktörünü. Bildiğim kadarıyla Yasin Bey'le bir dostluğunun olduğunu Cemal biliyoruz. Ondan sebep AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay Bey'le görüşmesi. Yani bu ileride herhalde belgeselin çekileceği anlamına geliyor. O da herhalde yani o konuda ne tür yardımları olur gibisinden destek anlamında ziyaret ettiğini diye düşünüyorum. Evet, Türkiye sizin bahsettiğiniz gibi Cemal Kaşıkçı hadisesinde çok yoğun bir mesai harcıyor. Tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde. Tabii. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki dosyalar içerisinde şu an çok önemli bir dosya daha var. Yaklaşan yerel seçimler. Evet. Şimdi biraz daha... Son birkaç cümle deyip oraya gelsem. Şimdi ABD'yi değerlendirdiğimizde tek bir parça ABD olarak değerlendirmiyoruz. Bakın şu an iktidarda evangelistler var. Hı hı. Evangelistlerle birlikte siyonistler ve neokonlar var. Ama bütün ABD evangelist, neokon ve siyonist değil. Şimdi burada ortak çıkar... Ortak beklentinin dışında bir de ABD içerisinde birbiriyle mücadele eden gruplar var. Demin iki isim söyledim. Pentagon CIA'ya bile birçok konuda anlaşamıyor. Dolayısıyla Trump ne kadar isterse istesin veliaht Prens Selman'ı koruyamayacak. Cumhuriyetçilerin verdiği tepki bu. Hollywood sanatçısının verdiği tepki bu. İçerideki aydınların verdiği tepki bu. Bu bir gün patlayacak. ABD kendi emelleri, kendi istekleri doğrusunda dizayn etmek istediği bir dünyada kendi katillerini koruyamayacak ve en başaracak ülkede Türkiye olacak. Bununla bitireyim ben. Muhtemelen bu konuya biraz daha girersek çıkamayacağız, evet. Ama yerel seçim gündemini göz ardı etmemek gerekiyor. Hem Van bu konuda çok sıcak bir gündem içerisinde şu an. Hem de ülke. Şöyle aslında başlamak istiyorum ben. Şimdi AK Parti'den ibaret değil tabii yerel seçim hazırlıkları ama AK Parti aslında yerel seçimlerin başlangıcını zihinlerde çok öne aldı. Evet. Muhalefet partileri normalde belki daha önceden adaylarını açıklar, farklı şeyler yapar, seçim çalışmalarına başlar. Burada muhalefet partilerini de harekete geçiren bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi aylar öncesinden adaylarını açıklamaya, seçim konuşmaya, bütün vatandaşın gündemini seçim etmeye başladı AK Parti ve ilerletiyor. Şimdi yerel seçimlerde evet AK Parti faktörü çok önemli. Belki Ankara'da İYİ Parti CHP yakınlaşması, HDP'nin buna vereceği karşılık da konuşulacak. Ama bence son 2-3 gün içerisinde yerel seçim başlığını da ele aldığımızda en çok ne konuşuluyor derseniz dün Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bundan sonra seçim hazırlıklarımızda afiş, görsel, işte otobüs gezdirme gibi şeyler yapmayacağız dedi. Bu aslında önemsiz bir şey gibi görünüyor. İlk. Ya da varken önemsiz miydi acaba diye. İshak Bey siz herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Şey söylemi yani ilkel buluyorum söylemine katılıyorum. Yani şehir merkezinin bayraklarla donatılması, parti bayraklarıyla donatılması çok şık bir durum değil. Hani parti önünde olur, parti çevresinde. Ya da seçim arabalarının sürekli. Veyahut da seçim arabalarının gezmesine bir şey diyemeyiz ama. Ama yani bu durumda
Ben şahsım bu çıkışını beğendim. Yani olması gereken de bir durum yani. Ama hiç akla gelmeyen bir şeydi. Yani evet. Hiç üzerine konuşulmamış bir şeydi. Ve aniden gündem oldu. Kendisi açıklamasında biz muhalefet partilerinden de bunu bekliyoruz, istiyoruz dedi. Muhtemelen muhalefet partileri de buna uygun bir şekilde hareket etmek için adım atacaklar. Şimdi Emre Hocam bir de şuna bakmak gerek. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın kaldırılmasını istediği şeyler seçmen davranışını ne kadar etkiliyor? Yani şimdi bayraklar asıldı doğru. diye insanlar gidip o partiye oy veriyor mu? Ya da otobüsler bu aksine daha çok rahatsızlık veriyor. Ya da cami toplantı çıkışında broşür veriyorsunuz. İnsanlar oyu mu etkileniyor? Ya seçmen davranışını etkileyecek olumlu parti çalışmaları daha mantıklıdır. Bence bunun kaldırılması partilere katkı anlamında önemli bir şeydir. Yani sadece İki, bir de boşa harcanan bir ekonomik gider. Yani. Evet yani İshak. boşa harcanan bir ekonomik gider. Bence doğru bir yaklaşımdır. Hmm. İshak Bey, internet haberciliğini, medyacılığını da kullanıyorsunuz siz. Evet. Bundan sonra her işimizi biz işte sosyal medya üzerinden, teknolojinin bize sunduğu hizmetler üzerinden, reklam açısından mümkün mertebe yapmaya çalışacağız dedi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ya tabii olması gereken o diye düşünüyorum. Çünkü yani yerelin kalkınması adına da güzel bir adımdı. Biz ki o söylemden sonra İstanbul'dan birkaç ajans bizle iletişime de geçti. Yani biz nasıl çalışabiliriz birlikte, nasıl yol alabiliriz diye. Yani hani billboard'da reklam verilmesin değil, verilsin ancak yani buradaki yerel basın, buradaki yerel gazeteler, haber siteleri, kanallar, televizyonlar, radyolar vesaire de desteklenmesi şık bir harekettir. Biz öyle karşıladık, öyle görüyoruz. Anladım. İshak Bey'e katkı olsun söyleyeyim. Buyurun. Bakın, şimdi internet medyası dediğiniz, hani ücra köylerde var mı? Yok. Ya bir telefonda var. Ama gitmiyor yani internet. Ulaşmıyor. Hala ulaşamadığı yerler var. Yerler var. Diye bir tez ama var. Bakın, o %10'luk kesimdir herhalde. Yerel gazeteler, billboardlar, şunları bunları göz önünde bulundurduğunuzda halka ulaşım alanı en geniş mecra internet medyası. Evet. Bakın. Acaba köylü böyle mi düşünüyor acaba? Köylü böyle düşünüyor mu değil. Yani biz teknik açıdan değerlendiriyoruz. Yani şimdi Özal'ın köylerine gidin, bütün köylerde internet var. Ama bütün köylerde şey yok. Billboard yok. Yani herhalde Kanalmen'in çekmediği sınır bir kırsal köyümüz yoktur tabii. Diye düşünüyorum. Yok, şimdi tabii. Ben sadece ulaşım teknik açıdan söylüyorum. Ulaşım açısından söylüyorum. Yani seçmen davranışını etkileyecek ve ulaşım alanında en geniş kitleye ulaşabilecek şeyleri tercih etmek gerekiyor. Radyolar yerellerde çok güçlü. İnternet medyası çok güçlü. Televizyon çok güçlü. Bunlar çok güçlü unsurlar. Tabii radyo dediğiniz gibi hala çok güçlü. Tabii çok güçlü bir faktör. Yani bu güçlü faktörleri kullanmak zorunda bunlar. Yani bu bir keyif değil. Yani ya da işte gelenekçi mantıkla çalışarak ya işte şunların da hatırı kalmasın. Bunlar da burada da gözükelim diye böyle bir mantık yok. En az veriyle en çok çıktı nasıl elde edilir düşünmek zorunda siyasal hareketler. Şimdi milyon dolarlar harcanıyordu otobüslere, bayraklara, kağıtlara. Ama çok ciddi bir çıktı elde ediliyor muydu? Bence internet medyası kadar çıktı tahmin etmiyorum. Yani bugün Van'da, evet. Tabii. Van'da bazı siteler ortalama günlük 100 bin takipçisi olan sitelerimiz de var. Ya. Biz yani Van yereli güçlü o konuda haber siteleri olarak. Van'ın yerel seçimlere girişiyle ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Van'da büyükşehir üzerine adayı açıklanmış sadece AK Parti var. AK Parti'nin adayı açıklandı. Ama Van'ı yerel seçimler bir açıdan daha ilgilendiriyor. Aynı zamanda Van Valisi Sayın Murat Zorluoğlu da belediye başkan adayı olarak Van'dan ayrıldı. Evet. Şimdi Murat Zorluoğlu'nun vedası ile ilgili bir haberimiz var. Haberi izledikten sonra devam edelim. AK Parti Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu gösterdi. Trabzon'a da Van Valimiz Murat Zorluoğlu'nu İnşallah aday gösteriyoruz. Murat Bey aynı zamanda Caygaralı'dır. Hayırlı olsun. İnşallah Van'daki gayretlerini şimdi de Trabzon'a
yansıttığını göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Van'ı yıllardır mahrum kalan hizmetlerle buluşturan Zorluoğlu için Van'da veda programı düzenlendi. Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda Zorluoğlu, Van'a belli süre görev yapmak için geldiğini, ancak sürekli Van'da kalacakmış gibi hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi. Van'a belli bir süre için görev yapmak üzere geldik. Ancak görevi yaparken asla bunu belli bir süreyle düşünmedik. Sanki sürekli Van'da kalacak, Van'da yaşayacakmışız gibi hizmet etmeye, çalışmaya gayret ettik. Zorluoğlu, Van için yeni katı atık tesisi hazırladıklarını da belirtti. Bu projeyi hazırladık. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptık ve sözleşmesini birkaç gün içerisinde imzaladık. Allah'ın izniyle mevcut vahşi depolama alanı kapatılıp rehabilite ediliyor, yemyeşil bir alan haline geliyor, ağaçlandırıyoruz, çiçeklendiriyoruz. Onun yanında bir başka alana ayrıştırma tesisiyle, fermantasyon tesisiyle, düzenli depolama lot alanıyla ve ilçelerimizde inşallah yavaşça yaptık, diğer ilçelerde de yapacağız, transfer istasyonlarıyla mükemmel bir modern katı atık bertaraf sistemini Van'a kazandırıyoruz. Ne kadar maliyeti? 150 milyon liralık yatırım gerektiriyor. Nereden karşılandı? Belediye bütçesinden bir kuruş çıkmadı. Tamamını yüklenici yapıyor. Yap işlet devret modeliyle 25 yıllığına verdik. Vali Zorluoğlu konuşmasının ardından programa katılanlara teşekkür ederek tek tek vedalaştı. Evet, yaklaşık 1,5 yıl boyunca Van'da mesai harcayan hem valilik hem belediye başkanlığıyla mesaisini gerçekleştiren harcayan valimiz Murat Zorluoğlu'nu uğurladık. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Van için çok büyük emekleri var. Ve kendisi de veda konuşmasında bahsettiği gibi kent meydanı, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, peynirciler, sakatatçılar çarşısı ve kent müzesi, tekstil kent 2 gibi çalışmalardan bahsetti giderken. Ve ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın diyerek de gitti. Trabzon'un Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu konuda valimizle ilgili, valimizin Trabzon Belediye Başkan adayı olmasıyla ilgili İshak Bey siz ne söyleyeceksiniz? Ya ben aslında şeye değinmek istiyorum da, bu dönem AK Parti'nin siyasi çizgisinde daha çok valiler, daha çok müsteşarlar, daha çok genel müdürlerin olması dikkat çekici. Bir bürokrat ağırlığı mı var? Bürokrat ağırlığı olduğunu görüyoruz. Onun dışında dilerim yani Vali Bey'in bıraktığı projeleri geri kalan arkadaşların devam ettirmesi, en azından bitirmesi veyahut da yarıya getirmesi. Temennimiz o. Vali Bey'e gelince, Vali Bey Trabzon'a atandığı dönem gazete manşetlerine göz attık. Trabzon'a kayyum diye başlık atan da vardı. Hoş geldiniz memleketinize diye başlıklar da gördük basından. Hayırlı olsun diyoruz. Salih Bey. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Evet, biz de kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, ısrarla bahsettiğimiz gibi bizim aslında bugün ana gündem maddemiz AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva. Necdet Takva bildiğiniz üzere Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı. İlgilerin odağında bir isimdi öncesinden de. Necdet Takva'nın adaylığını bundan çok uzun zaman önce de dillendirilmiş isimler vardı. İhtimal olarak görenler, hiç düşünmeyenler bile. Ve gelen süre geldi çattı. Necdet Takva Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Necdet Takva'nın adaylığıyla ilgili bizler de Kanal M ekranlarından adaylık kesinleşince ilk olarak duyurduk. Duyurdu arkadaşlarımız. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. İzledikten sonra üzerine konuşalım. Ayrıca elimize gelen bir son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu illerden biri de Van'dı. Van AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva oldu. Bizim aslında İran'la bir kapımız yok. Yani ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Adaylığı Van'da pek çok kesim tarafından beklenmedik bir sürpriz olarak değerlendirilirken,
Kanal M bir habercilik başarısı göstererek Takva'nın aday olarak ilan edileceği bilgisini çarşamba günü Özhan Hakan'ın hazırlayıp sunduğu bölge bülteninde duyurmuştu. Son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bir kulis bilgisi, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi daha önce de zikredilen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'nın büyük ihtimalle Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı, AK Parti'den aday gösterileceği kulislerden bize yansıyan bir bilgi. Tabii resmi ağızlardan teyit edilmemiş bir bilgi fakat kuvvetle ihtimaldir ki Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva olacak. Evet efendim, biz ilk olarak Kanal M duyurdu dedik ama yaklaşık 2 ay önce Şehirvan Gazetesi'nden Yunus Emre Aykac'ın, ondan bir süre önce Salih Bey'in kendi köşesinde yazdığını biliyoruz. Yunus Emre Aykaç'tan sonra Abdülbaki Karaca'nın son olarak durum değerlendirmesi var. Ve Ziya Türk'ün canlı yayında, radyoda sorduğu ve karşılığında Necdet Bey'in yorumladığı durumlar var. Bunların hepsine bakacağız. Ama ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Necdet Takva gerçekten önceden öngörülen bir aday mıydı sizce Salih Bey? Siz de köşenizde yazdınız. Ya ben ya da AK Parti'nin adayı mıydı acaba önceden öngörülen? Benim Necdet Bey'le 50 gün önce bir konuşmam oldu. Kendisini ziyaretimde ben kardeşim Edebiyat Dekanı Zeki Taş'tan küçük bir konuşmam oldu kendisiyle. O aslında oradaki konuşmamız bir işaretti, bir yaklaşımdı. Benim için sürpriz olmadı. Yani 3 isimden biriydi benim için. Çok sürpriz olmadı. Diğer isimleri söyleyecek misin? Söylemeyeyim diğerlerini. Söyleyeyim. Benim için hiç Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Rektör Peyami Battal. Rektör Peyami Battal. En önemli isim oydu. En çok öne çıkarılan isim oydu. Fatih Bey'in olmamasındaki en büyük sebeplerden biri parti içi muhalefet, parti içi çekememezlik, parti içi kıskançlık diyebilirim. Rektör Peyami Battal'dı, diğer ve Necdet Takva'ydı. Yani 3 isimden birini hep düşündüm. Bir doktor vardı, o benim için çok sürprizdi. Necdet Takva sürpriz olmadı benim için. Kotan'dan bahsediyorsunuz. Evet, ondan bahsediyorum ama çok sürpriz olmadı. Yani Necdet Takva sürpriz olmadı. Anladım. Rektör Peyami Battal da olsaydı sürpriz olmayacaktı. Sayın Fatih Çiftçi de olsaydı sürpriz olmayacaktı. Geri bütün isimler benim için sürpriz olurdu. Siz 50 gün öncesinden konuştuk dediniz. Bizzat kendisiyle evinde bir konuşmamız oldu. Tabii o isterse bir gün konuşur. Anladım. Ve daha önce de bunu zaman zaman kendi köşenizden de böyle bir tabii, şey beklediğinizden bahsettiniz. Tabii konuşulan isimler arasında Necdet Takva'nın ve 2 isim yazmıştım. Necdet Takva ve Rektör Peyami Battal isimlerini yazmıştım. Evet, değerli izleyenler, Salih Bey kendi köşesinde bunu yazdığını söyledi ama Yunus Emre Aykaç da Şehrivan Gazetesi'nde yaklaşık 2 ay önce aynı evet. şekilde yazmıştı. Bugün kendisi de konuğumuz olacaktı, gelemedi rahatsızlığından dolayı. Arzu ederseniz Yunus Emre Aykaç'ın da yazısını bir görelim. O ne yazmış, ne söylemiş? Tekrar devam edelim. Temel Büyükşehir adayları Yunus Emre Aykaç, 15 Ekim 2018. Herhalde siyasetçiler ve devlet yöneticileri dışında yıllardır Van'da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Van konusunda da en çok konuşan isimlerden. Adını hiç unutturmadı. Zaman zaman siyasi kesimlerden tepki aldı. Hem HDP ile hem AK Parti ile inişli çıkışlı ilişkileri oldu. İki partiye de eleştirel çıkışlar sergilediği süreçler oldu. Ama buna rağmen ciddi bir kitle oluşturdu. Son Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde deyim yerinde ise 7 düvelle mücadele etti ama kazanmayı bildi. Bu seçimle de rüştünü ispat eden Takva'nın da gönlünde bir belediye başkanlığı olduğunu biliyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda yine Şehrivan'ın yönlendirdiği bir soruyu cevaplarken de doğrulamıştı.
Takva, milletvekilliği konusunda da adaylık beklentilerinin sıkça yöneltildiği süreçte milletvekilliği düşünmüyorum ama bağımsız belediye başkanlığı neden olmasın şeklinde bir cevap vermişti. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda da bu dönemden sonra artık başkanlık adayı olmayacağını söyleyen Takva için belki de doğru zaman bu zamandır. Kim bilir? Adaylığı sürpriz olmaz ama çok konuşulur. Evet, Salih Bey'in bahsettiği gibi Yunus Emre Aykac'ın da yazısında kaleme aldığı gibi Necdet Takva beklenmeyen bir aday değildi. Arzu ederseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Necdet Takva beklenmeyen bir aday değil miydi acaba? Yoksa AK Parti ve AK Partililer için mi beklenmeyen bir aday değildi? Bunu konuşalım. Aradan sonra görüşmek üzere efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, yeni bir Kim Ne Yapıyor programıyla tekrar birlikteyiz. Sivil toplum kurumlarını ve hayatın her noktasında aktif rol oynayan kuruluşları bu programda yakından tanıyoruz. Liberalizmin doğuşu nasıl meydana geliyor? Öner Çayırlı'nın hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu araştırmacı yazar Birol Duman. Liberalizmin daha çok ekonomik boyutu, yani liberalizmin işte bireycilik, özgürlükçülük anlayışından ziyade evet, önce iktisadi manada liberalleşme başladı. Kim ne yapıyor? Yarın saat 20'de Kanal M'de. Cüzdanınız olmadan ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Vakıfbank mobille sınır yok. Böyle aşk oldu. Kaskı bize mavi. Yaması olan var mı? Yama. Cüzdansız dolaşmanın özgürlüğünü keşfetmek için siz de yenilenen Vakıfbank mobil uygulamasını indirin. Yüzlerce bankacılık işlemini dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden kolayca gerçekleştirin. Bir teknoloji firması olarak hiç kullanmak istemeyeceğimiz bir teknoloji geliştirdik. Türkiye'de ulaşmadığımız il kalmamışken her yere gidebilen uçan baz istasyonları ürettik. Türkcell'den DroneSel, her türlü doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına çekim gücü desteği sağlamak üzere Türkiye'nin hizmetinde. Hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle. Teknoloji hızla ilerlerken çocuklarımız geride kalmasın. Dijital çağa uzaktan bakmasın. TEGEV Algo Dijital Eğitim Programı'nı başlatıyor. Çocuklarımız kodlamayı, program yazmayı oyunlarla öğreniyor. Sistemli düşünme ve sorun çözme becerileri kazanıyor. TEGEV, matematik, fen, okuma ve sanat alanlarından sonra dijital eğitimlere başlıyor. Üstelik her çocuğa açık, ücretsiz. Çünkü geleceğin alfabesi dijital olacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
Bir rastlantı, bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gel yerin yeter. Terörü ancak hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. Temiz su olmadan ne kadar dayanabilirsin? Sence bu çocuklar ne kadar dayanabilir? Kıtlığın eşiğindeki ülkelerde 14 milyondan fazla çocuğun temiz suya acil ihtiyacı var. Acil yaz, 30.05'e gönder. UNICEF'e 10 TL bağış yap. UNICEF, her çocuk için. Onu tanırsınız. Bakışından, gülüşünden, hayata olan sevgisinden tanırsınız. Biz de 50 yılı aşkın süredir onları tanımaktan ve eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Eğitim Vakfı. A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda yola çıkan iki aracın saatteki hızları 80 kilometre ve 130 kilometredir. Hızlı giden aracın yavaş giden araç gibi B şehrine güvenli ve sağlıklı ulaşabilme olasılığı nedir? Soruyu çözerken şu ihtimalleri dikkate almanız gerektiğini unutmayın. Hız sizin için problem olmasın. Güvenli ve sağlıklı sürüşlerle sevdiklerinize ulaşın. Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok. Ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo M 95.3. Yedi ülke. 8 şehir. Bir festival. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 2018 yılı belgesellerini seçiyor. Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2018. Ayrıntılı bilgi için www.türkbelgesel.com. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV. Atmıyorum.
atmıyorum. Gübremi havaya suya atmıyorum. Daha verimli toprak, daha fazla ürün için bakanlığımızın önerdiği şekilde hayvansal gübremi tarlama atıyorum. Her zaman yanımızda olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldığım destekle gübre depomu yaptırdım, ekipmanımı aldım. Değerli çiftçi kardeşlerim, siz de hayvansal gübrenizi uygun şekilde kullanın, ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, yeni bir Kim Ne Yapıyor programıyla tekrar birlikteyiz. Sivil toplum kurumlarını ve hayatın her noktasında aktif rol oynayan kuruluşları bu programda yakından tanıyoruz. Bu liberalizmin doğuşu nasıl meydana geliyor? Öner Çayırlı'nın hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu araştırmacı yazar Birol Duman. Liberalizmin daha çok ekonomik boyutu, yani liberalizmin işte bireycilik, özgürlük, lükçülük anlayışından ziyade evet, önce iktisadi manada liberalleşme başladı. Kim ne yapıyor? Yarın saat 20'de Kanal M'de. Evet efendim, Necdet Takva bahsindeyiz. Salih Geçken kendi yazısında da daha önce bu işi beklediğini ve konuşmasında Necdet Takva'nın kendisine de bu işi söylediğini söyledi. Ve diğer gazeteci yazarlardan Yunus Emre Aykaç, Şehrivan gazetesindeki köşesinde muhtemel belediye başkan adayları başlıklı 6-7 serilik yazısından ilkinde Necdet Takva'ya da yer vermişti ve güçlü bir isim, güçlü bir ihtimal olduğunu söylemişti. Aynı zamanda Necdet Takva geçtiğimiz haftalarda Ziya Türk'ün yayınına konuk oldu ve konuk olduğu yayında da Ziya Türk, siz belediye başkan adayı olacak mısınız diye sorduğunda o da evet ben belki bağımsız belediye başkan adayı olurum deyip ben yönetim bilimleri okudum, en iyi belediye başkanlığını ben yaparım ya deyip devamında da Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'nı nasıl güzel yaptığını anlattı ve devam etti. Adaylığı açıklanır açıklanmaz da Abdülbaki Karaca köşesindeki yazıda bir durum değerlendirmesi yaptı. Aslında kafamıza ilk gelen ya da akıllara ilk gelen sorularla ilgili cevaplar verdi belki de. Abdülbaki Karaca'nın yazısına gidelim, sonra konuşalım. Takva neden aday oldu? Abdülbaki Karaca, 6 Aralık 2018. Şaşırdınız mı? Bu sorunun cevabı sanırım büyük oranda evet olacaktır. Çünkü beklenen bir sonuç değildi. Birçok kişi bu hususta iddia sahibiydi. Fakat işin ciddiyeti sonuç belli olmaya başladıktan sonra ortaya çıktı. Ben de iddia sahibiydim fakat bu sonucu da açıkça beklemiyordum. Evet, mesele Sayın Necdet Takva ile ilgili. Herkesin malumu oldu artık. Sayın Takva, AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Hayırlı olmasını diliyorum. Peki bu adaylık ne anlama geliyor? Biraz da bu hususu tartışalım. Birincisi, bu durum AK Parti'de ciddi bir değişikliğin başladığını gösteriyor. Bu sonucun AK Parti'de yıllardır hizmet edenleri, AK Parti'ye gönül verenleri ve de en önemlisi AK Partili olduğu ve başkanlıktan beklentisi olanları hayal kırıklığına uğrattığı aşikar. Çünkü hepimizce malumdur ki Necdet Bey AK Partili biri değil ve hatta sosyal demokrat bir jargonu olduğu da söylenebilir. Fakat yine bilinen bir gerçek var ki Sayın Kayhan Türkmenoğlu başta olmak üzere vekillerin ve üst düzey kişilerin de bu süreçten mutlaka haberleri olduğudur. Demek ki bu durum toplu bir kabulleniş. Yani demem odur ki Sayın Takva'nın adaylığı AK Parti Van kurmaylarının onayından geçmiştir mutlaka. Nedir o kabulleniş derseniz, Van bölgesinde AK Parti kendi içinden bir aday çıkartamadı. Bence asıl vahim olanı bu. 18 yıldır
iktidarda olan AK Parti'nin Van'da AK Partili bir aday çıkartamaması ne kadar vahim bir durum. Hatta şunu söyleyelim, mutlaka bilenler bilir, AK Parti bu süreçte Profesör Doktor Çetin Kotan da başta olmak üzere bazı kişilere de adaylık teklifi götürdü. Ağrılı bir büyüğümüz olmasına rağmen Van'ın değeri haline gelmiş Çetin ağabeyin siyasi duruşunun da AK Parti'ye yakın olmadığını bilmeyen yoktur sanırım. Evet, Van'da AK Partililer Van'da bir aday çıkartamadılar maalesef. Peki yok mudur aday? Elbette vardır. Van'ın yetiştirdiği nice AK Partili değerler vardır. Ancak çoğu küstürüldüler, darmadağın edildiler ve küstürüldüler. Aslında AK Partililer birbirini harcadı ve kuyusunu kazdı. Sonuç ortada. Sebep olanlardan Allah sorsun. Ne diyelim? İkincisi, AK Parti belediye başkanlığı adaylığına farklı bir bakış açısı yüklemiş gözüküyor. Bu seçimde herhangi bir taassuba düşmeden AK Partili olmasa da şehirlerinde bilinen, çalışkan, tanıdık, karizmatik kişilerin peşine düşmüş anlaşılan. Hatta Ağrı'dan aday gösterilen Savcı Sayan'ın da eski bir CHP'li olduğunu vurgulayalım. Çalışkan, karizmatik, oturaklı duruş Necdet Takva için söylenebilir mi? Maalesef bu şehirde eğer birisi hakkında başkaları ileri geri konuşuyorsa ya kendi çıkarlarına ters düştüğü ya başarılı olduğu, doğrusu ise kıskandığı için sevmeyenleri çoktur diyelim. Necdet Bey'i de bu kategoride değerlendirelim. Yani seveni de vardır, sevmeyeni de. Hatta şehrin birçok ileri gelenlerinin bu durumdan oldukça rahatsız olanları da var. Harika oldu diyenleri de. Ancak şunu da belirteyim ki halk arasında birkaç konuşmaya tanık oldum. Abi, Necdet Bey AK Parti'den aday olmuş. Ben HDP'liyim ama Necdet Bey'e oyumu vereceğim. Bu da önemli bir özel ayrıntı olsa gerek. Ancak çok önemli olan şu konuyu da hatırlatayım istiyorum. Eğer İpek Yolu, Tuşba, Erciş ve Edremit ilçelerine doğru adaylar bırakılırsa AK Parti Van'da tarihi bir başarı elde edebilir. Aksi halde çok zorlanır, haberiniz ola. Peki şimdi ne olacak? Hiçbir şey tabii ki. Parti yarından itibaren Necdet Bey'i bağrına basacak. Bir süre küskünler olacak elbette. Ancak zamanla bu tablo değişecek. Neden mi? Parti içi disiplin demeyin. O günler eskide kaldı. Partinin bir araya gelip çalışmasında en büyük sebep reis sevgisi elbette. Hatta biraz da ironik atalım. Reis korkusu ister istemez çığlıkları sessiz bir duruma döndürecek. Necdet Bey'e gelince AK Partili üst düzey yöneticiler elbette bunu tartıp pişmişlerdir. Bu kentin yetiştirdiği ciddi entelektüellerden biridir Necdet Takva. Karizmatik, bilgili, konuşması etkili ve de girişimci bir ruha sahiptir. Şimdi AK Partililer şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi her şeyi bir kenara bırakmalı, derhal yola koyulmalı. Sayın Takva'ya samimice Van'daki gerçek AK Partililer destek verirse iyi bir toparlayıcı olur. Etkili bir sonuç ortaya çıkar. Gerisi mi? Bu konuyu çok yazacağız zaten. Bugünlük bu kadar yeter. Evet efendim, Baki Karaca'nın yazısını dinledik, okuduk hep beraber. Bir cümle kurdu orada. Dedi ki, eğer Necdet Takva aday olduysa belli ki il başkanı başta olmak üzere AK Parti'nin Van'daki kurmaylarının onayından geçti. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum başlangıçta. Bir sağ soru. Acaba Salih Bey, AK Parti'nin onayından mı geçti ya da kamuoyunun takip ettiği, bildiği ya da beklediğimiz belki muhtemel Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak insanların konuştuğu isim olan Kayhan Türkmenoğlu mu aday olacaktı? Kayhan Türkmenoğlu onay mı verdi sizce yoksa başka bir durum mu söz konusu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Yani Necdet Takva'nın AK Parti'den aday gösterilmesi çok ciddi bir tartışma zeminini de yarattı. Bu Necdet'in kişiliğinden, geçmişte tanımlanan Necdet'in söylemediği ama yani toplum tarafından tanımlanan, kendisine atfedilen bir siyasal, ideolojik, politik yaklaşım, Necdet'in TSO başkanı olması, toplumda karşılığının olması ve bunlardan ötürü ciddi bir tartışmalar var. Şimdi Necdet Takva'nın Van'da başkan adayı olmasının sebeplerini farklı yorumluyorlar. Bir yeri Türkiye. Kayhan Bey de Ticaret Sanayi Odası başkanıydı. Aynı karşılığa sahip miydi sizce? Ya çok eski. Şimdi Kayhan Bey milletvekilliği de yaptı. Ticaret Sanayi Odası başkanlığı da yaptı. Ya da değil miydi aynı karşılığa sahip de aday şimdi olmadı mesela? O dönemde Van Ticaret Odası Sanayi Başkanlığı'yla şu dönem birbirinden çok farklı. Yani şimdi Necdet Takva birinci seçiminde çok ciddi bir blokla karşı karşıyaydı.
seçimi kazandı. İkinci seçimde de karşısında güçlü bir blok vardı. Ve Necdet Takva tartışılan bir isimdi. Entelektüel bilgi birikimi, kendisini ifade etme yeteneğine sahip biri. Necdet Takva hem gündem oluşturuyordu hem gündemdeydi. Böyle bir kişilik olması aslında şu an tartışmaların sebeplerinden biri de o. Necdet Takva'yı her kitleden seven insanlar vardı. AK Parti'den, HDP'den, CHP'den, MHP'den. Necdet Takva'yı sevmeyen insanlar her kitleden vardı. Aynı camialardan. Yani AK Parti'den seven vardı, sevmeyen vardı. HDP'den seven vardı, sevmeyen vardı. Kendisine yakın olanlar, yakın olarak hissedilenler, kendisiyle birlikte görmek isteyenlerle, kendisinin karşısında görmek isteyenler vardı. Mesela son Van Tesol seçiminde ciddi bir rakabet oluştu. Bunların tamamını bir tarafa bıraktığınızda Necdet Takva zaten tartışılan bir isimdi. Ama Necdet Takva, ben bugüne kadar kendisinden duymadım. Duyan arkadaşlar varsa söyleyebilirler. Necdet Takva hep HDP'ye yakın bir kimlik olarak gösterildi. Bakın ben HDP'nin jargonuyla, klik renkleriyle duymadım, görmedim. Bilmiyorum, onun için HDP'lidir diyemem. Ama kendisini sola intisaplayan biri olarak değerlendirilebilir. Haliyle ben Necdet Takva HDP'liydi diyemem. Çünkü duymadım bugüne kadar. Ne renkleriyle tanımlarken duydum, ne sözcükleriyle tanımlarken duydum. Şimdi dolayısıyla ben Necdet HDP'li demiyorum, diyemiyorum. Necdet Takva'yı ben AK Parti renkleriyle ya da söylemleriyle de görmedim. AK Partili de diyemiyorum. Ama şu bir hakikat, sorunuza cevap vermek için bunları ekledim. Necdet Takva bugün AK Parti siyasal, politik ve ideolojik yaklaşımlarını kabul ettiği için orada. Ama Necdet Takva'yı oraya davet eden genel merkez. Genel merkez mi yoksa? Bana göre kamuoyu baskısı biraz daha ağırdı burada. Genel yani merkez. Bakın genel merkez. Kamuoyu baskısı nasıl ağırdı? Parti kendi içinden bir aday çıkaramaz diye yani son yazıda yazılan yazıya istinaden söylüyorum da bunları. Yani biraz daha AK Parti'nin bu dönemki çizgisine bakaraktan yani genel müdürlerin, valilerin aleme denk gelmesi yani bir nevi Baki Bey'in dediği gibi karizmatik adayların ön plana çıkarılması sanki biraz daha ağır bastı. Bir de aday tanıtımında sanki ben yani o şeyin ruh hali çok iyi görmedim. Kimin? İyi analiz edemedim Kayhan Bey'in. Yani sanki ben bana verilseydi de daha iyi olurdu gibisinden bir şu şey sima olar onu biz analiz edelim. Sizce de öyle miydi Sahip Bey? Ya bana Kayhan göre Bey, ya ben bu mahalleyi yakından tanıyan biriyim. Hı-hı. İçerideki hiçbir hamleyi deşifre edemem. Bence en güçlü aday ilk günden son güne kadar Fatih Çiftçi'ydi. Bakın Van'daki İslami yani STK'ların, Van'daki normal STK'ların, Ankara'daki güçlü blokların tek adayı Fatih Çiftçi'ydi. Evet, Fatih Çiftçi'nin Van'da aday olmasını istemeyen içeride oluşmuş bir blok vardı. Yani kendi evladını yok etme üzere kurgulanmış birileri vardı. Bunların hesabı şu olabilirdi. Bir, olmasın güçlenmesin. İki, olmasın ben olayım. Üç, olmasın karşımda ciddi bir rakip olur. Şimdi kimlerden bahsediyorsunuz? Bunu çok detaylandıramam. Yani bir o mahalleye çok yakın bir gazeteciyim. Yani dolayısıyla evet Fatih Çiftçi'nin burada olmaması için isimlerin önerildiğini bilirim. Bakın ben şunu Çetin Bey'in kendisine saygı duyarak söylüyorum. Çetin Bey'in kabul etmeyeceğini bile bile Çetin Kotan'a teklif götürmek aynı zamanda ismi üst planda olan insanların isimlerini gündemden düşürme hamlesiydi. Çünkü Çetin Kotan'ın kabul etmeyeceği biliniyordu. Şimdi Çetin Kotan'la Necdet Takva'yı aynı kefeye koyamayız biz. Çetin Kotan daha belirgin bir ideolojik politik duruşu olan ama Necdet Takva diyorum ya ben görmedim. Yıllardır tanırım, bilirim. Görmedim, duymadım. Belki öyledir. Belki farklı alanlarda böyle konuşmalar yapmıştır. Belki farklı alanlarda böyle bir pratiği vardır ama ben Necdet ya işte şu sebeplerden dolayıdır HDP'lidir diyebilecek bir renge, bir söyleme şahit olmadım. Necdet Takva'yla ayırıyoruz. Necdet Takva'nın ön plana çıkmasının en önemli sebeplerinden biri AK Parti, bakın bunu hiç öykünmeden söylüyorum. Kendi içindeki değerleri kendi içinde tüketti. Bakın Necdet Bey önemli bir isimdir. Nasıl değerleri tüketti? Hangi değerleri tüketti? Ne yaptı? Yani
Ya da değerlerin tüketilmesinden mi mesela Necdet Bay? Yani şimdi mesela tetikçi gazeteciler ithal, kimliği kişiliği belli olmayan, işte kendi memleketinde çoluk çocuğunu, eşini, hanımını bırakmış, sahiplenmemiş, bırakmış gelmiş. Bu memlekette namus jargonu kesen insanlar, evet, AK Parti içerisinden yönlendirilerek mesela insanlara ciddi iftiralar atıldı. Yani bu iftiralar atılan en çok iftira kime atıldı biliyor musunuz? Fatih Çiftçi'ye atıldı. Bakın ben Fatih Çiftçi'nin AK Parti'ye nasıl geçtiğini bilirim. Yani orada sayın şu anki Cumhurbaşkanı'nın bir talebi vardır ama burada çok ciddi iftira atıldı. Yani AK Parti içerisinde oluşan kliğiyle hareket eden belli bir kitle kendi içerisinde çıkabilecek bütün güçlerin kellesini kopardı. İftira attırdı diyebilirim. Yıprattı diyebilirim. İsminin gündemde düşmesi için her türlü çabayı gösterdi diyebilirim. Aslında bu da İkinci bir zeminin oluşmasına sebep oldu. Bakın yeni Türkiye'den bahsediyorlar. Bakın tekrar diyorum, ben bunları söylerken Necdet Takva karşıtı olarak konuşmuyorum. Genel bir siyaset sosyolojisi üzerinden bir psikolojiyi değerlendirmeye çalışıyorum. Yani diyor ya, AK Parti'nin içinde adam mı yok? Ne demek yok? Bir Fatih Çiftçi ya da benzerleri, bir Adnan İnanç benzerleri, bir Gülşen Orhan ya da benzerleri ya da binlerce isim. Ya da şu anki milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve benzerleri. Burada çok rahat belediye başkanlığı yapabilecek kliklerdi, isimlerdi. Toplumda karşılığı olan isimlerdi. Bunların önünün kapatıldığını düşünüyorum. Üstünün örtüldüğünü düşünüyorum. Kişiliklerinin yıpratıldığını düşünüyorum ve bilerek yapıldı bu. Her cumhurbaşkanı geldiği dönemde çocuklarına ve eşine sahip çıkmamış, çocuklarına ve eşini memleketinde bırakmış, terk etmiş. Burada namus jargonu kesen insanlar tarafından iftira atıldı. Ve bunlar bu seçim döneminde yazdıkları yazılar toplanıp genel merkeze götürüldü. Ve bunu siyasiler yaptı. Bakın bunu siyasiler yaptı. Şimdi kendi içinizdeki bütün değerleri bu kadar tüketirseniz, kendi içinizdeki değerleri yerden yere vurar, yani toplumdaki karşılığını bitirirseniz, evet, kendi dışınızdan aday aramak zorundasınız. Tam da burada parti kendi içinde bir sorun mu yaşıyor veyahut da partinin içerisindeki iç yani muhalefet son dönemlerde bir de istifaların olduğu konusunu göz ardı etmeden burada istifalar. Yani il genelini söylüyorum. Türkiye geneli değil. Van özelinde evet ciddi bir sorun var. Kendi değerlerini, kendi kliklerini. İstifalardan siz haberdar mısınız? İstifalardan haberdarım. Yani yaşanan birçok şeyden de haberdarım. Sebebi neydi? Sebebini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi böyle kendi içindeki bütün değerleri tükettiğinde bence Van'da en iyi tercih Necdet Takva'ydı. Çünkü kendi içindeki bütün değerler tüketilmiş. Bütün değerler bir şekilde suçlanmış, karalanmış, yıpratılmış ve dışarıya açılıyorsunuz. Şimdi Necdet Takva'ya gelelim ama Takva'ya götüren bir süreç var yani. Hani Necdet Takva'yı Necdet Takva'nın geldiği bir süreç var. Eyvallah. Ama Necdet Takva'nın adaylığını az önce söylediğiniz gibi işte bunu adam mı yok diye de sorabilirsiniz. Başka şekilde de sorabilirsiniz ki Necdet Takva Van'ın kendi evladı, kendi değeri. Tabii ki. Bu kabul edilebilir bir şey kesinlikle. Tabii. Vizyonlu, ufku açık, çok kıymetli bir insan. Evet. Ama şöyle bir durum. Yani dediniz ki bir şeyleri yok etmiş AK Parti ve o yok edilen süreç Necdet Takva'ya ya da işte ismi konuşulan Çetin Kotan'a gidiyor mesela. Ya Necdet Takva ve Çetin Kotan demedim. Kendi içindeki bütün değerleri tüketirsen dışarıya yönelmek zorundasın. Bakın Van dışındaki bütün illere bakın. Hakkari'ye bakın, Diyarbakır'a bakın, Batman'a bakın, Ağrı'ya bakın. İkinci bir böyle bir örnek var mı? Yok. Dolayısıyla yeni bir Türkiye hamlesi değil bu. Eğer stratejik bir hamle olsa Diyarbakır'da da olur değil mi? Diyarbakır'da kayyum atandı. Dolayısıyla stratejik bir hamle de değil. Üçüncü bir şeye kalıyor. Yani üçüncü bir tanım üzerinden gitmek zorundayız. Yıpratılmış değerler ve yıpratılmış değerler dışında aranması gereken değerler. Burada aranması gereken değerler, ben il yönetim çok bundan habersiz olacağını düşünmüyorum. Vekillerin bundan çok habersiz olacağını düşünmüyorum. Peki il yönetimi habersiz değilse il başkanının neden aday olarak beklendiği sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Şunu da sorayım. O kendi içinde bitirilen değerler ve işte aday yok mantığıyla baktığımızda
O zaman il başkanı, ki şöyle söylüyorum, yani kamuoyu, Van kamuoyu il başkanının yaklaşık bir haftalık sürede Ankara'da işte adaylık çalışmaları ya da başka şeyler düşüncesiyle olduğunu konuşuyor hala bile. O zaman bu iki sorunun cevabı ne yani? Sorunuza ekleme olarak, yani madem ki durum öyleyse, önümüzdeki 2019 yerel seçimleri bu yönetimle doğru bir yol haritası izleneceğini düşünüyor musunuz? Ki yönetimden bazı istifalar olduğunu da söylüyorsunuz. Yani hani başka bir şey var. Onu irdelemek gerekiyor. Kayhan Bey'in adaylık hamlelerini duymadığım için bilmiyorum. Yani sokaktaki dedikodular, konuşmalar doğru mu değil mi bilmiyorum. Böyle bir talepte bulunabilir mi? Bulunabilir, doğrudur. Ama şunu net biliyorum. Yani çok da fazla detaya da konuşmak istemiyorum. Yani ciddi bir bloğun Fatih Çiftçi üzerine anlaştığını, Fatih Bey'in de böyle bir teklif gelirse olabilir de olduğunu biliyorum. Yani biliyorum, ama Kayhan Bey aday mıydı, değil miydi, bu muydu, değil miydi bilmiyorum. Şimdi niyetinde bakın, günden bugüne oluşan bir olay olarak görürsek, Türkiye yöneten AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmiş oluruz. Yani işte Ahmet olmadı, Mehmet olmadı, Ali olmadı, Veli olmadı. O zaman hemen sabahtan Necdet'i getirin. Böyle bir şey yok. Ben Van'da ciddi çalışmaların yapıldığını biliyorum. Anketlerin yapıldığını biliyorum. Birçok anket sonucunu biliyorum. Cumhurbaşkanı'nın bağlı birimlerin Van'da çalışma yaptığını biliyorum. Yani Necdet bir günde ortaya çıkıp kabul edilen bir gerçek dediğimizde, Türkiye'yi yöneten, dünya meydan okuyan bir yönetim kadrosunun yani basiretsizliğine işaret etmiş oluruz. Böyle bir şey yok. Muhtemelen isimler arasında Necdet Takva vardı. Ama burada hangi klikler etkili oldu? Yani şimdi Çetin Kotan neden gösterildi? Ben bunu hakikaten çok merak ediyorum. Çetin Kotan'ın da kimin aday olduğunu biliyorum. Ve Çetin Kotan'ın kabul etmeyeceğini herkes de biliyordu. Yerli aday ağırlık olabilir mi? Yerli adayın olması biraz daha bu dönem. Şimdi yerli aday olabilir. Ama İshak, bir şeyden bahsediyorum. İsmini verdiğimiz hoca, doktor, kabul etmeyeceğini herkes biliyordu. Ben de biliyordum, evet. Sen de biliyordun, herkes biliyordu. Yani bile bile neden AK Parti'ye LADES yaptırıldı? Ve bunu AK Parti'nin içindeki klikler, güçler yaptı. Neden yaptırdı? İkincisi, gelelim. Evet, bakın, Necdet Bey önemli bir isim. Entelektüel, bilgi birikimi, kabiliyetli, liyakatlı biri. Ama şimdi Necdet Bey durumu o kadar farklı ki. Bakın, HDP cenahından Necdet Takva'yı sevenler ihanet içinde olduğunu söylüyor. Bakın, AK Parti cenahında Necdet Takva'nın gelişine sebep olanlar ihanet içinde olduğu söyleniyor. Şimdi Necdet Takva ismi öyle bir hale geldi ki Van'da her kitle tartışmaya başladı. Bakın, iyidir diyoruz, yapabilir diyoruz, yetenekli diyoruz falan diyoruz. Bence birinci dereceden ailesi içerisinde çok mutlu olanlar vardır. Ya nereden çıktı diyenler vardır. Birinci dereceden arkadaşlar arasında çok mutlu olanlar vardır. Nereden çıktı diyenler vardır. Ben olayı şunla bağlamak istiyorum. Sonra İsa kardeşim yorumunu yapsın. Şimdi siyaset diyoruz, değil mi? Demokrasiden bahsediyoruz. Siyaset ve demokrasi özgür iradenin bir hamlesi midir? AK Parti'nin genel başkanı bu kişiyi davet ettiyse bir özgür iradedir. Herhalde Tayyip Erdoğan'a kimse bir şey dayatacak değil. İki, Necdet Takva'da bildiğimiz kişiliği belli olan bir insandır ve zoraki kabul etmez. Necdet Takva'da bu daveti kabul ettiyse, şimdi sağ gösterip sol gösterdi diyen HDP'nin içindeki bir kısım insanın yaptığı da AK Parti'nin içerisinde yahu bizden biri olmayan davet edildi diyen bir kesim insan da bu ortak iradenin özgür iradesine hakaret ediyor. Şurada o zaman şunu sorayım ben. Necdet Takva'yı böyle kilit bir cümle kurmak isterseniz, yani İshak Bey, Necdet Takva'yı AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapan şey nedir? Ya birincisi, ben yerli aday olduğundan
diyebiliriz. Onun dışında halk tarafından nasıl karşılanır onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ancak yani ortadaki bir gerçekliği herhalde göz ardı etmiş olmamaları gerek. Çünkü HDP'nin burada %60, %70 oy potansiyeli var. Ondan sebep biraz daha yereldeki yöneticilerden görülmeyen bir çıkışı herhalde Necdet Takva'yla yapabiliriz düşüncesi. Biraz daha ağır bastı diye. Sizce Necdet yani, Takva oy taşıyacak mı yani? Yani taşıyacak kabiliyette donanımlı bir insan. Gerçi siyaset aranasına yeni bir isim. Halkın elbette ki Takva'dan beklentileri büyük olacak bu konuda da. İktidar siyasetçileri tarafından hayata geçirilmeyen yüzlerce projeye de biz tanırız bu kentte. Yani atıyorum en basitinden bugün bir çevre yolu sorunumuz hala çözülmeyen bir büyük şehirde yaşıyoruz. Onun dışında otogarıdır, stadıdır vesaire. Yani yüzlerce şey sayabiliriz bu konuda da. Bu tam da burada iktidarın belediye başkanı olarak halk tarafından merak konusu budur aslında. Gelen adayın bu vaat edilen veyahut da yıllardır ötelenen projelerin hayata geçirmesi konusudur. Yani ben de açıkçası düşünüyorum. Yani Necdet Bey o sorumluluğu alırken neler düşünüp de bu işe girdi? Onu da ilerleyen zamanlarda belki burada konuk eder sorarsınız kendisine. Belki hep beraber sorarız. Farklı bir şey diyeyim Emre Hocam. Siz bakın, bir şey söylemeden Serpil Bey çok özür dilerim. Halkın öngörüsü ya da ne gördüğü ne göreceğiyle ilgili bir şeyden bahsetti ya İshak Bey. Biz bugün kameralarımızı Van sokaklarında dolaştırdık ve Necdet Takva'nın nasıl yorumlandığını, nasıl değerlendirildiğini Vanlılara sorduk. Tabii. Onunla ilgili kısa bir haber var. Lütfen onu izleyelim. Ondan sonra adaylığa götüren süreci, Necdet Takva'yı adaylığa götüren süreci sizin bu ekleyeceklerinizden sonra konuşalım. Evet. Buyurun. İnşallah memleket için hayırlı olur. Bizim de gönlümüz ondan yana. İnşallah hayırlısı olur. Siyasi bir biridir. İnşallah kazanır. İnşallah daha büyük şeyler yapabilirim. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva başarılar dilerim. Daha önce Van halkının bir parçasıdır o da. Bir de daha önce Vatso gibi eğer çalışırsa inşallah kazanır. Eğer fikrini değiştirirse, çalışmazsa inşallah kazanmaz. Ben fikrim budur. Yani daha önce çok büyük işleri var. Büyük hizmetleri, emekleri var. Tabii. Vatso da, o da büyük bir başarılı da millet çok destek verdi, o getirdi o seviyede. İnşallah başarılı olur. Başarılı olmasa Vatso başkanı da olmazdı. İnanıyorum ki yani belediyede de başarılı olur. Valla Van için hayırlısı olan kimse olsun. Kendisini pek tanımıyorum ama inşallah Van'a faydası dokunacak bir insandır. Yani kim olursa olsun fark etmez. Yeter ki bu halkın yararına olan işler yapsınlar. Vatsu Başkanı olduğunu biliyorum. Siyaseti iyi bildiğini de biliyorum. Aynı olmasını diliyorum. Olumlu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Necdet Takva olumlu bir insandır. Bana yararlı olacağını üzerine kanaatim var. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Van şehri güzel bir şehirdir. Bu şehri sahip çıkmak lazım. Şehrimiz hakikaten ki iyi bir başkana ihtiyacı vardır. Hayırlı olur inşallah. Evet efendim, sondaki amcanın da söylediği gibi Van şehrinin güzel bir şehir olduğunu söyleyen, bunu haykıran, Van'ı çok sevdiğini anlatan bir aday, bir kişi aslında Necdet Takva. Yaptığı, geçmişten bugüne yaptığı çalışmalarla da bunu gösteren, hissettiren, Van'a ve Vanlı'ya hissettiren bir isim aynı zamanda. Biz evet Vanlılara sorduk. Aynı zamanda programdan önce de birkaç kişiyle daha bu konuda konuştum. Van'ın etkin ya da işte etkili diyebileceğimiz bir siyasetçisi olarak tanınan Eyüp Acar'a da aslında ben bu soruyu sordum. Nasıl yorumluyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Kendisi şöyle bir şey söyledi. Necdet Takva şu an AK Parti adaylığı tartışılan bir isim. Ama belediye başkan adaylığı tartışılmıyor. Yani kimse onun nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını tartışmıyor.
AK Parti adaylığı tartışılıyor. Ve bu açıdan da aslında o AK Parti'nin kucaklayıcı, kapsayıcı bakış açısı ya da işte bu, biz kucaklayıcı, kapsayıcı adaylar arıyoruz düşüncesinin öne çıktığını görebiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı her aday tanıtımından sonra şunu söyledi. Dedi ki siz işte rozetinizi çıkaracaksınız ve işte herkesi kucaklamaya, kapsamaya yönelik çalışmalar yapacaksınız. Necdet Takva da Van Ticaret Sanayi Odası başkanlığı süresinde, öncesinde genel sekreterliğinde ve farklı görevlerinde o işte az önce sizin söylediğiniz dağa da gider, bayıra da gider, her yerde konuşur, insanlarla konuşur meselesi var. Sizin ekleyecekleriniz vardı ama ben bir soru sorayım, onunla evet, birleştirin lütfen. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı tartışılmayan ama partiyle alakalı belki konuşulan bir isim var, Necdet Takva, ama biz eğer bu partililik tartışılıyorsa AK Parti ilçelerde bu durumu ikame edebilir mi acaba? İlçelerde ikame ederse yani teşkilatta emek vermiş, teşkilatta yetişmiş insanlarla bu durumu düzenleyebilir mi diye sorayım. Siz cevabınızı birleştirin isterseniz. Şimdi Eyüp Bey'in açıklamasına bir destek de bende. Bir de HDP cenahında oluşacak sosyolojiyi görmek gerekir. Ben biraz ona değinmek istiyorum. Şimdi tabii ki AK Parti cenahında fedakarlık yapmış, feda eylemlerinde bulunmuş, bugüne kadar hep AK Parti'de bulunmuş insanların kırılmaması gerekiyor. Bir. İki, şimdi sadece Necdet Takva ile bu işi götüremezsiniz. İlçeler de çok önemli. İlçelerde yapacağınız atamalar çok önemli. Oradaki destekler çok önemli. Bunlar da önemli. Şimdi ben şuna değinmek istiyorum. Şimdi belli bir kitle, ya yakinen tanıdığımız belli bir kitle işte Necdet Takva'nın HDP'ye ihanet ettiğini, sağ gösterip sol vurduğunu söylüyor. O kitle Necdet Takva'yı kendisine yakın görüyorsa o zaman oradaki dayatılan sosyolojiyi de irdelemek gerekir, öyle değil mi? Şimdi biz hep AK Parti'yi hep AK Parti üzerinden götürüyoruz. Neden HDP bu toplumun gerçeği değil mi? Birçok belediye kazanıyor. Şimdi HDP'de şu vardı. İstediğimi getirip kazandırırım. HDP artık onu yapamayacak. Bakın Necdet Takva'nın AK Parti'den aday gösterilmesi bölgeye siyaset sosyolojisini hakikaten derinden değiştirecek bir hamledir. Salih, HDP'nin zaten bu adaylığı açıklanmadan önce de şeyle ilgili bir açıklaması var diye, biz bundan sonra aday belirlemeyi de halka gidecekleri üzerine söylemleri vardı zaten. Belki bu da bir şey, biraz daha yani HDP'den karşı bir hamle bekliyor musunuz? Yani AK Parti ile ilişkileri olmuş, yani Necdet Takvan HDP ile bir ilişkisi olmadı ama somut olarak kimse görmedi, bilmiyor. Kendisi bakın, de öyle bir şey söylemedi. Adem Geveri HDP'li değildi. HDP'li değildi. Ya da şu anki genel başkanı Sezai Temelli HDP'li değil. Yani HDP içerisinde HDP'li olmayan birçok HDP'li var. Ya da HDP'nin şu anki CHP ile flörtünü nasıl tanımlayacaksınız? Yani Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçi bir Türk söylemine sahip, CHP'de sol seküler Türk söylemine sahip. Ya da aynı ekole sahip İYİ Parti'nin adayını belki destekleyebiliriz düşünceleri. Bakın şimdi oraya çok açılmayalım. Ya Türkiye'de de zaten MHP ile AK Parti arasındaki makası da biz eğer onu yorumlayacaksak bunu da söylememiz biraz bölge daha etkisini de, evet, sık olur yani. Yani şimdi HDP AK Parti ile MHP'nin doku uyumu %40'tır. CHP ile HDP'nin doku uyumu %0'dır. Çünkü HDP kodlarında Kürt milliyetçiliği olan bir partidir. CHP kodlarında Türk milliyetçiliği olan bir partidir. Evet. Şimdi bunu bir ara, eğer HDP, bakın HDP Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşıyorsa, HDP'nin içinden bir cena, ya Necdet Takva bize ihanet etti gibi bir söylem dayatılan bir siyaset sosyolojisidir. Sen nihayetinde şeyle anlaşıyorsun, yani CHP ile anlaşıyorsun. Özür olarak insanların kulağına fısıldanıyor yani. Evet, ben bitireyim. İki, HDP yerli popüler adaylara, güçlü adaylara artık müracaat etmek zorunda kalacaktır. Bu seçim olmazsa bir dahaki seçim. İki, şu çok önemli Emre Bey. Şimdi o sosyolojiyi de görmek gerekir. HDP içerisinde güçlü entelektüel isimler var. Ama HDP'de yer bulma şansı yok. Necdet Takva'nın AK Parti'de aday göstermesi onlar için bir ışık oldu. Ben de olabilirim. Haliyle bu HDP sosyolojisinde bir kıpırdanmalara, bir
kayışlara sebep olabilir. Bakın oy kaydır kaydır ben onunla ilgilenmiyorum. Yani buradaki siyaset sosyolojisinde insanların dünyalarındaki değişime katkı sunabilecek bir etkisi olacaktır. Ama bugün Necdet Takva çok oy mu getirir, çok oy mu götürür? Ya çok erken yani elde bir veri yok. Yani onunla ilgili bir şey diyemem. Ama şunu konuşabiliriz değil mi? Yani evet Necdet Takva'nın getireceği oy belki şu an konuşulamaz. Ama Necdet Takva ya da işte Necdet Takva'nın da içerisinde bulunacağı il başkanlığının, milletvekillerinin tabii parantez içerisinde bir taraftan da milletvekillerinin Necdet Takva ile ilgili özellikle Osman Nuri Gülaçar'ın AK Parti MKK üyesi onunla ilgili demeci diğer vekillerle de çok samimi pozlarını tabii, görmüş tabii. değiliz biz. Sanki ben yani o da üzerine belki konuşulması gereken bir şey. Dün akşam bir fotoğrafları vardı yani bütün eski milletvekilleriyle Hamidullah Şevli, Abdullah Arvaz, Gülşen Orhan, Osman Nuri Gülaçar ve bir kişi daha vardı. Ya yani şimdi bu sabah da ismi belediye başkanlığı için en çok geçen Hüseyin Çelik'le oturuyorlar. Tabii tabii Hüseyin Çelik de eski milletvekili. Bakın şimdi AK Parti'de şu var. Ya yani şunu göz ardı edemezsiniz. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı bir kişiye karşı çıkamazsınız. Ya yani böyle bir kabul edilmiş bir geleneksel yapı vardır. Yani Necdet Takva açısından da düşündüğünüzde yaşayan bir kişi için, idealleri ve hedefleri olan bir kişi için çok büyük bir prestij. Yani şimdi herkesin çok rahat elinin tersiyle itemeyeceği bir teklif bu. Yani bir de bunu bu açıdan değerlendirmek. O da itmedi. O da itmedi. Yani birçok kişi itmezdi. Çünkü binlerce kişi bunun için çalıştı alttan üstten bir şekilde. Evet ona nasip oldu. Yani çok itilebilir bir şey miydi? Çok zor. Yani şimdi bunu da böyle görmek gerekiyor. HDP'den önce açıklaması da bir avantaj olarak görüyorum ben. Yani erken kalkan yolları ki bundan önce geç CHP'nin adayları daha önce açıklandı ama yani 1-0 önde yani en azından daha çok halkın içinde olabilecek bunu da yereldeki yönetimle bir olup halka gidip insanlara dokunup atıyorum başkalarının sınır köyüne gidebilmesi veyahut da Özaltın sınır köyüne gidebilmesi. Bir de şey ilginç yani Van camiasında ki seçmen portföyü İki seçimde değişmediğine de tanık oluyoruz. Yani bu herhalde Salih Bey daha iyi bilir o geçmişi de son 50 yıldır herhalde iki defa belediye kazanan bir HDP oldu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Necdet Bey söylen ve hitabetleriyle göz dolduran bir insan şahsiyet. Yani zor süreci süreçte ne tür sıkıntı yaşayacağını ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. İlçelerle ilgili ne söyleyeceksiniz? AK Parti'nin ilçe adayları ile ilgili. Yani sizden istediğim kesinlikle aday toto tarzı bir şey değil. Lütfen yanlış anlamayın ama ilçelerde şimdi büyükşehir için AK Partili'yi aşikar olmayan yani AK Partili olmadığı söylenen ama işte büyükşehir belediye başkan adaylığı kabul gören gönüllerde bir isim var. Ama ilçelerde de buna benzer hamleler sizce tutacak mı? Onun dışında bir de işin teşkilat boyutu var. Ya da işte teşkilatta geçmişten bugüne emek vermiş insanlar boyutu var. Bu sizce nasıl karşılık bulacak? Bana göre yani bu seçimi kazanmak istiyorlarsa ki bu Necdet Bey'e danışılacak diye düşünüyorum. Tabii tabii yani onların olduğu bir komisyon olacak. Çalışacağı adayları, ilçe adaylarını iyi seçmesi gerek. Çünkü sonuçta büyük şehre yansıması büyük olacak bu işin. Yarın bir gün ki kazanır kaybeder o ayrı mesele de yani kaybetmesi durumunda bu adayları siz bana derttirdiğiniz gibi bir söylem geliştirmemesi adına bence kendi adaylarını kendisi belirleyecek. Benim görüşüm o. Yani geçmişe nazaran yani partili olmayıp da halk tarafı halkın içinde olup sevilen insanlara daha çok gidileceği kanaatindeyim ben. Yani bölgeyle alakalı biz konuşursak çok ilginç durumlar var. Yani şimdi
Iğdır'ı ele alırsak, Iğdır gibi bir yerde 6 dönemdir, her dönem ayrı bir partide siyaset güden 6 tane siyasi parti değiştirmiş. Bir insanı aday göstermiş. Bu bir nevi Baki Bey'in dediği karizmatik insanlardan biri olsa gerek. Ama çok da seviliyormuş. Yani Iğdır kamuoyunda o da güzel karşılanmış. Yani bir dönem milletvekili yapmış. Hatta CHP'de, DYP'de, DSP'de bir yıl sonra istifa edip yine ana... Bu tür adaylar da var. Diyarbakır, Hakeza... Ki Necdet Bey öyle biri de değil. Kayyum yani. Adaylarla Hakkari, Hakeza. Yani ben farklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Yani vatandaş çok heyecanlandı bence. Emre Hocam, Türkiye'de bir şey değişti. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Türkiye'de başkanlık sistemi oluştu. Bakın... Ya bu topluluk, bu ülke, bu internat iki partili bir hayata doğru evriliyor. Bunu görmek gerekir. Yani iki partili hayata doğru evriliyor. Haliyle biz burada mesela demin şeyi konuşuyoruz. İşte AK Parti MHP diyaloğunu konuşuyoruz. CHP HDP diyaloğunu konuşuyoruz. Bakın bu toplumlarda ciddi kırılmaları yaratacak. Çok ciddi kırılma yaratacak. Yani AK Parti'nin MHP ile birleşimine tahammül... Belki biraz geçişi daha kolay olabilir ama HDP ile CHP ittifağı çok zor olacak. Bakın bu zorluk. İki, Orta Doğu'yu Türkiye Orta Doğu'dan bağımsız düşünemezsiniz. Bana göre AK Parti'nin yapması gereken ikinci hamle şudur. İki yıldır söylüyorum. AK Parti bölgede Ertuğrul'larla anlaşmak zorundadır. Ertuğrul'larla anlaşmak zorunda. İlçelerden biri hangisi kim olur bilmem. Ertuğrul'ların içinde saygın karşılığı olan bir kişiye vermek zorunda. Şimdi bu toplumda en fazla ötekileştirilen, en fazla reddedilen aşiret odur. Bu bölgenin ve en güçlü aşireti de odur. Bunlar 2002 yılında AK Parti'ye ciddi oy vermişler. AK Parti'ye 7 vekil, 6 vekil değil miysak? 6 vekil çıkarırken bu insanlara oy vermişler. İşte siyasetçilerin menfi, çıkarsal ya da sahipsiz ya da kimsesiz ya da toplumu düşünmeyen insanların hatalarından dolayı bu topluluk kaybedilmiş. Dolayısıyla Necdet Takva, evet artık AK Parti Büyükşehir Belediye adayıdır. Bunu ilçelerle desteklemek zorundadır. Özal da karizmatik, Saray'da karizmatik, Van'da karizmatik, Tuşba'da karizmatik. Yani bu toplumda karşılığı olan, bu toplumu heyecanlandıran kişiler olmalıdır. AK Parti içerisinde bulunan, siyaset yapan insanlar eğer bugün küsüyorlarsa, şimdi demezler mi bu nasıl bir dava? Tamam olabilir, yıllarca sana destek olmamış biri, karşında köstek olmuş biri. Ama senin eğer partin ve ülken ona ihtiyaç duyuyorsa, onun gelişini bir fayda ve katkı olarak görüyorsa, senin bunu bir davanın unsuru olarak görüp çok kısa sürede hazmetmen gerekir, kabullenmen gerekir, destek olman gerekir. Ya da döneceksin, davanın merkezi olan Ankara, Ankara'nın merkezi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hata yaptığını söyleyeceksin. Haliyle dava işte hizmet ettim, çalıştım, belli bir yer hakkımdır değil. Dava fedakarlıksa budur. Ve bu dediğim gibi yeni Türkiye hamleleri gözükmüyor. Yerelden kaynaklanan hatalardır ama emin olun bu atama bile AK Parti'nin içerisinde birçok kişiye sille olacaktır. Fatih Çiftçi'nin gelmesi için her türlü hamleleri yapan emin olun bugün çok mutlu değildir. Bunlar bile siyasette çıkarılacak derslerdir diye düşünüyorum. Anladım. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Ya ben ilginç gündeme yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz bu dönem. Yani gündem dünü bugünü bir tutmuyor. Tabii. Çünkü yani HDP'nin dünkü açıklaması biz İstanbul, Ankara, evet, İzmir'de halkın nabzına göre yol alacağız. Kendi açıklaması Pervin Hanım'ın açıklamasıydı. Onun dışında bugün farklı bir açıklama kaldı ki biz İstanbul, İzmir, Adana, Çukurova bölgesinde aday kulislerinin yapılması ilginç. Yani HDP Van'da da ciddi
çalışmalar yapıyor. Bunu az çok gazeteci kimliğimizle gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Ortalama onlarda da bir 150-200'e yakın aday başvurusu olduğunu biliyoruz. Yani dilerim demokratik bir ortamda güzel bir seçimi birlikte geçirir, yorumlarız, analiz ederiz. Her şeyin hayırlısı. Umarım. Salih Bey? Ben bu seçimde alanların daha rahat olacağını, partilerin çok daha rahat çalışacağını düşünüyorum. Halkın tercihidir. Kimi tercih ederse o kazanacaktır. Bir önceki seçimde olan huzur bu seçimde de olacaktır. Umarım bundan sonra ideolojik, politik ya da belli beklentiler üzerine kurgulanmış yerel adaylar olmamalı. Herhangi bir parti gelebilir. O partinin belediye başkanı bu saatten sonra kayyumlardan az hizmet etmemeli. Kayyumlar çıtayı belirlediler. HDP, AK Parti, CHP, MHP fark etmiyor. Gelecek kişi, seçilecek kişi, tercih edilecek kişi daha entelektüel, daha donanımlı, daha doğru, yereli bilen, hizmeti bilen insanlardan olmalı. İdeoloji ile yerel hizmet birbirinden ayrılıştırılmalı. Böyle olursa kimin geldiğinin çok önemi yoktur. Salih Kent'te bir de koordinasyonsuzluk sorunu var. Ya bu sivil toplum örgütleri arasındaki sıkıntıyı ben az çok gözlemliyorum. Yani biz onu da en azından bir ara getirme adına hatta geçen bir 10 gün önce Doğu Sanayi İş Federasyonu iş adamlarıyla bir Diyarbakır'a ziyaretimiz oldu. Yani bu insanları bir araya getirmek zorundayız ki Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu büyük bir federasyon. Atıyorum ben mesela Diyarbakır'da şunu da gördüm. Yani bugün bir ticaret borsamız Diyarbakır Fuarı'nda Van Ticaret Sanayi Odası'yla selamlaşmaması ciddi bir sorundur. Bence bunu da gündemde tutulması gerek diye düşünüyorum. Ya bu konuda Doğu Sifet'in çok ciddi çalışmaları var. Buradan Suat Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Yani bu konuyu biraz daha Diyarbakır'daki STK'lar üzerinden Van'daki bu bizim iç barışımız öyle diyeyim. Herhalde daha doğru bir tabir olur. Kesinlikle. Sağlaması adına ileriki günlerde bir çalıştay yapmayı düşündüklerine ben tanık oldum. Bunu da desteklemek lazım diye düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim bugün yine not aldığımız birçok konu vardı ama tamamını konuşamadık. Bize ayrılan süre bu kadar. Bir sonraki haftanın analizi programında görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.